Ekranların en çok izlenen sağlık programı Doktor Feridun Kunak Show bugün yine dop dolu. Pantolonlarıma sığamıyorum, kilolarımdan bir türlü kurtulamıyorum diyorsanız bu programı sakın kaçırmayın. Sağlıklı zayıflama için altın öneriler. İstenmeyen yağlardan kurtulmak için mucize formüller. Zayıflamaya hazır mısınız? Buyurun zayıflama testine. Testiyle başa çıkmak için doğal sağlık reçeteleri ve egzersizler. Yağ yakan kivi, limon, çörek otu ve karanfilli sirke yapmanın püf noktaları. Serap Kunak'tan evde kolayca yapabileceğiniz sağlıklı ve lezzetli karnabaharlı pizza az sonra Doktor Feridun Kunak Show'da. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ekran başındaki seyircilerim sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Sevgili kardeşlerim bugün sizlere dolu dolu dop dolu bir program hazırladık. Bugün neden bahsedeceğiz biliyor musunuz? Kilo ile ilgili bahsedeceğiz. Kilo öyle bir problem ki sevgili kardeşlerim. Maalesef vücudumuzda her yere zararlı. Ben kendi açımdan söyleyeyim. Eklemlere çok zararlı. Dizlere çok zararlı. Bele çok zararlı. Boyuna çok zararlı. Vücudumuzun ayak bileklerindeki ağrılar da çok fazla zararlı. Diğer taraftan gelelim kalbe, iç organlara, böbreklere, beyne, göze, her yere çok zararlı olan bir sistem şişmanlık ve çağımızın da en büyük dertlerinden biri. Peki ne yapmamız lazım da kurtulmak istiyoruz? İşte ben size bugün onun formüllerini kolayca evde uygulayabileceğiniz, basit her an her dakika elinizde bulabileceğiniz şeylerden anlatacağım. Limondan, elmadan faydalanacağız. Kiraz sapından, mısır püskürüğünden faydalanacağız. Kividen, limondan faydalanacağız. Çok özel bir sirke yapacağım biraz sonra size. Kivili, limonlu bir sirke yapacağım. Kesin garanti veriyorum. Lahanayı kaçırmayın. Bakın son demlerini oynuyor artık ama yine pazarlarda bolca bulabileceksiniz. Lahanadan çok faydalanacağız. İnşallah yaza çok güzel bir şekilde gireceğiz. Serap Hanım da çocuklarınızın çok seveceği, sizlerin de çok seveceği çok değişik karnabahardan bir pizza yapacak. Hem sağlıklı olacak, hem besleyici olacak, hem tok tutacak. İnanılmaz bir nimet. Sevgili kardeşlerim bunun içinde, bu kabın içinde kilo vermeyi sağlayacak çok özel bir şey var. Bunu da size açıklayacağım. Hepiniz evinizde kolay uygulayabileceğiniz bir şey. Acaba ne var? Bunların hepsini size ince ince anlatacağız. Hepsini güzelce söyleyeceğiz. Kardeşlerim kaçırmayın bugünkü programı. Bugünkü programı seyredin, kalp hastalığından kurtulun. Bugünkü programı seyredin, tansiyondan kurtulun. Bugünkü programı seyredin, Allah korusun kanserden kurtulun. Her türlü sıkıntılardan kurtulun. Neden? Çünkü kilodan, şişmanlıktan kurtulacaksınız. Kilo almayacaksınız, fit vücudunuz olacak, güzel olacak. O zaman neler yapacağız? Hepsini göstereceğiz. İşin enteresan tarafı kolayca bulabileceğiniz. Yok uzak doğudan gelen bilmem kimden, şundan bundan demeden evinizde kolayca bulabileceğiniz çok basit yöntemlerle size hiç masrafa da girmeden neler yapabileceğinizi anlatacağız. Basit kilo verebilmenin özel akupunktur noktaları var. Bütün meslek sırrımı anlatacağım size. Nasıl yapılır? Akupunktur nerelere uygulanacak hepsini size anlatacağım. Bunlarla ilgili güzel göstereceklerim var. Hepsini ince ince göstereceğim. İştahınız çok var. Canınız yemek istiyor. Hangi akupunktur noktasına ne yapacaksınız onları göstereceğim. Eskiden Peygamber Efendimiz zamanındakinden beri gelen bazı bir sistemler var. Onları anlatacağım size. Hepsini dolu dolu göstereceğim. Ama bu arada ayakkabılarımızı da vereceğiz. Ayakkabılarımı kazanan kardeşlerimiz, şifreyi bilen kardeşlerimize erkekler erkek modeli, hanımlar hanım modeli ta kapıların önüne kadar teslim edeceğimiz ayakkabılarımız var. Bunları güzelce bilen, şifreyi bilen kardeşlerimize teslim edeceğiz. Şifrenin birinci harfi çıktı zaten. Neymiş? Ne? Nanenin nesi? Acaba kelime ne? Kelimeyi bilen kardeşlerimiz hemen telefona sarılacaklar. Ben size bir işin sırrını söyleyeyim. Birazcık kelimeyi tahmin eder etmez telefona sarılırsanız bilgisayarda öncelik kazanıyorsunuz. Bu şekilde de ayakkabıları kazanıyorsunuz. Ayakkabıları kapınızın önüne kadar teslim ediyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah Serap Hanım da evinize gelip bu ayakkabılardan da size veriyor. Onu da önümüzdeki günlerde yapacağız yine. Evet kardeşler sabah jimnastiği çok önemli. Daha doğrusu kilo vermede egzersiz çok önemli. Ama bizim bugün sabah yaptığımız eklemlerimize günaydın demek. Yani bedenimizin tüm hücrelerine günaydın demek. O yüzden bunu muhakkak yapmanız lazım. Ben size yapıyorum jimnastikte kilo veremiyorum demeyiniz. Benim yaptığım yani bugün yaptığımız sabah yaptığımız ayrı kilo verme ile ilgili ayrı. Size bugün kilo verme ile ilgili de
hareketler de göstereceğiz. Oturduğunuz yerde basit hareketler göstereceğiz. Kilo vermek için bilhassa şu göbek çevresindeki, şu kollarınızdaki kiloları nasıl verirsiniz? Onları ince ince hepsini anlatacağız. Canlı canlı, heyecanlı heyecanlı göstereceğiz. Bu arada sizi güldürecek görüntülerimiz de var. İnşallah onları da göstereceğiz. Hepsine başlıyoruz sevgili kardeşim. Haydi önce enerjimizi tazeleyelim. Canlı canlı, heyecanlı heyecanlıyız. Enerjimizi tazelemek nedir bu enerji? Sizde var o kardeşlerim. Sizde var bu enerji. Rabbim vermiş bu enerjiyi size. Ellerimizi birbirine sürterek onu biraz açığa çıkardık. Sağ elimizi tepemize, sol elimizi göğsümüze koyduk. Derin derin nefes alın kardeşlerim. Her nefes aldıkça bedeniniz güzellikler, iyilikler, huzur, mutluluk dolduğunu hissedin. Rahatlayın, rahatlayın, rahatlayın. Derin derin nefes alın, nefes verin. Nefes alın, nefes verin. Kardeşlerim, bahar yorgunluğu diye bir şey var biliyorsunuz. Mevsim geçişlerinde oluyor bu. Bu öyle durumlarda kendinizde hissettiğiniz zaman hemen bunu yapın. Rahatladığınızı, huzur bulduğunuzu göreceksiniz. Evet. Haydi kardeşlerim başlıyoruz. Neyle? Boynumuzla. Boynumuz çok önemli. Gidebildiği kadar sağa gitsin. Gidebildiği kadar sola gitsin. Yavaş yavaş sağa, sola, sağa, sol. Gidebildiği kadar sağa, gidebildiği kadar sola, sağa, sola. Harikasınız. Bugün seyircilerim bir harika sevgili seyircilerim. Çok güzel yapıyor stüdyo misafirlerimiz. Çok güzel yapıyor hareketleri. Evet, iyice geriye verelim, iyice öne verelim. İyice geriye, iyice öne. İyice geriye, iyice öne. İyice geriye, iyice öne. İyice geriye, iyice öne. Ayşe teyze yaparken gözlerini kaparsan böyle başın dönmez. Gözlerini kapayıp yap. Bak böyle yapacaksın bak. Hah. Ayşe teyzem çok güzel yapıyor. Gözlerini kapa bak benim gibi. O zaman hiç başın dönmez anneciğim. Harikasınız. Kaçar tane yapmak lazım? En az 10'ar tane bu hareketleri yapmak lazım kardeşlerim. Yaptıkça göreceksiniz boyun kaslarınız kuvvetlendikçe ellerinizde kollarınızdaki ağrıların geçtiğini, kulağınızdaki çınlamanın geçtiğini, daha kendinizi daha dinç hissettiğinizi göreceksiniz kardeşlerim. Hadi bakalım omuzlarımıza kuluçlar olmasın, fibromiyajlar olmasın bu hareketleri yapıyoruz. Çevir, çevir, çevir. Harikasınız. Çevir, 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 çevir. Şimdi tersini yapalım kardeşlerim. Bu tersini yaparken iki kürek kemiğinizin adeta birbirine değdiğini hissedin kardeşlerim. İyice geriye, geriye, geriye. Harikasınız. Oy. Çok güzel. En çok sıkıntılardan birileri de omuzlarımızda çok çekiyoruz. Aniden bir şey kaldırdığımızda, zorladığımızda. Çünkü omuzumuzda sadece kas var, başka bir şey yok. Eğer bu kaslarınız da zayıfsa omuzlarınızda ekleminiz zedeleniyor. İşte bu olmasın. Ya da zedelenen omuzunuzun düzelmesini istiyorsanız bu hareketleri çok yapınız. Çevir, çevir, çevir. Hem koruma amaçlı hem de varsa bir sıkıntı tedavi amaçlı bu hareketler. Çevir, 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 çevir. Tersine çeviriyoruz şu anda. Bir aşağıda, biri yukarıda. Bir aşağıda, biri yukarıda. Aşağı, yukarı. Kır, aşağı. Harikasınız kardeşlerim. Bugün seyircilerim bir harika, çok güzel yapıyorlar hareketleri. Evet, yerimiz biraz dar ama yine de güzel yapıyorlar hareketleri. Teşekkür ediyoruz onlara. Geldik ellerimize. Pençe yap, bırak. Pençe yap, bırak. Pençe yap, bırak. Pençe yap, bırak. Pençe yap. Ayşe teyze, pençe değil. Ahmet Bey, pençe değil. Pençe. Heh. Şimdi yumruk yap, sık, bırak. Şimdi yumruk yap, sık, bırak. Yumruk yap, sık, bırak. Yumruk yap, sık, bırak, bileğe çevir, 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 ters çevir, ters çevir, ters çevir, ters çevir. Dirsekleri kapat, aç, kapat, aç, kapat, aç, kapat, aç, kapat, aç. Silkinin şöyle, dökülün şöyle, atın bütün kötülükleri, sıkıntıları atın, gitsin bizden deyin. Ve en önemli jimnastiğinizi hiç unutmayın, her zaman çok çok yapın. Ne diyoruz? Bütün verdiklerine çok şükür, çok şükür ya Rabbi. Olmayanlara da ver ya Rabbi. Sana sonsuz şükürler olsun ya Rabbi. Gördüklerimden, bana verdiklerimden beni ayırma. Huzurumu, mutluluğumu daim eyle. Beni, eşimi, dostumu, çoluğumu, çocuğumu, devletimi, milletimi koru. Sana sonsuz şükürler olsun Rabbim diye şükrünüzü sık sık yapınız can kardeşler. Unutmayın. Geldik sırta ve beli hareketlere kardeşlerim. Ellerimizi ensemize koyuyoruz.
Kapatabildiğimiz kadar. Kapattık. Aç 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 aç. Kapattık, kapattık, açtık, açtık, açtık. Sırt için çok önemli hareketler yapıyoruz. Kapat, aç. Kapat, aç. Çok güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Yine sırtımızla, belimizle ilgili hareketler. Bu aynı zamanda göbek çevresinde kiloyla da ilgili. Dönebildiğimiz kadar sağa, dönebildiğimiz kadar sola. Sağ, sol, sağ, sola, sağ, sol, sağ, sola. Harika. Yapıyorsunuz. Sola, sağa. Şimdi yine olduğumuz yerde duruyoruz. Sağa eğdik, sola eğdik. Olduğumuz yerde kilo vermenin çarelerini biraz sonra söyleyeceğiz. Çok özel akupunktur noktaları söyleyeceğiz. Lütfen bugünkü programı kaçırmayınız. Çok özel anlatacaklarımız var. Öyle gidip mide ameliyatlarıymış, şu ameliyatlarmış, bu ameliyatlar yapmadan kendi kendinize Rabbimin verdiği akılla, akılla yapacaksınız ameliyatı, siz göreceksiniz nasıl iyileşeceksiniz. Evet, ellerimiz ensemizde duruyor. Tekrar öne doğru eğileceğiz. Öne doğru eğilirken nefes alacağız. Ver nefes. Geriye giderken nefes al. Ver nefes. Geriye giderken nefes al. Ver nefes. Geriye giderken nefes al. Burundan, ağızdan ver. Burundan al. Rahatla şöyle, rahatla, rahatla, rahatla. Biraz hızlı yaptırdık. Yerimizde dar, sıkıştı seyircilerim. Biraz şöyle bir rahatlayın bakalım. Kardeşler, şimdi dizi, kalçayı, beli ilgilendiren hareketimize devam ediyoruz. Çok basit, çok kolay. Çek, bırak. Çekiniz. Çek. Çek. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çekiniz, bırakınız. Çek. Çek. Çek, bırak. Çek, bırak. Çekiniz. Çek. Yana aç, getir, bırak. 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 Rahatlayın. Öbürü yaptık. Çek, bırak. Çekiniz. Çekiniz. Çek, bırak. Çek, bırak. Çekiniz. Çek, bırak. Çek. 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 Yana aç, getir, bırak. 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 Kalça için, bel için çok önemli bir harekette. Şimdi yine kalçamızı, dizimizi ilgilendiren basit hareketimize geçiyoruz. Ayağı uzattık karşıya doğru. Bacağı uzattık, ayağı kendimize doğru çektik. Olduğumuz yerde kaldır, indir, kaldır, indir. Kaç tane? En az 10 tane yapın ama 5 ile başlayın siz. 5 tane, 5 tane içe dışa. 5 tane içe de. Ondan sonra bir 5 daha yaparsınız. Daire yaptırın, daire yaptırın, daire yaptırın, daire. Tersine daire, tersine daire, tersine daire, tersine daire. Kapat, aç, kapat, aç, kapat, aç, kapat, aç. Rahatla, rahatla. Bacağı uzattık, ayağı kendimize doğru çektik. Olduğumuz yerde kaldır, indir, kaldır, indir. Kaç tane? 5. İçe dışa kaç tane? 5. Daire yaptır, kaç tane? 5. 5 tane yaptık. 5 tane de ters daire yaptık. 5 tane de kapat aç. Kapat aç. Kapat aç. Kapat aç yaptık. Geldik gariban ayaklarımıza. Haydi bak, havalar ısınıyor. Varisler olmasın. Çek, bırak. Çekiniz. Çekiniz. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çekiniz, bırakınız. Çek. Çek, bırak. Çek, bırak. Çek, bırak. Rahatlayın bakalım şöyle. Derin derin nefes alın şöyle bir. Oh. Rahatladık, rahatladık. Kardeşler, şimdi size çok özel sirkeler tarif edeceğim. Ne olursunuz bu sirkeleri muhakkak yapın. Bugünkü sirkemiz kilo ile ilgili. Bunun içinde bir şeyler var. Bu sizin kilo vermenize çok faydalı bir şey. Acaba ne? Biraz sonra bunu da göstereceğim, öğreteceğim. Çok kolayca aa o mu diyeceğiniz ve uyguladığında çok memnun kalacağınız bir şey daha hazırlayacağım. Hazırladım, onu göstereceğim size kardeşim. Şimdi kardeşler, sirke yapacağız ama daha önce yaptığımız bir elma ve naz sirkemiz var. Onu bir süzelim. Size bunu daha sonra tadında tattıracağım. Çok beğeneceksiniz. Kesinlikle ve kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Elma ve nar çok güzel oluyor ama süzerken de muhakkak bir tülbent kullanınız. Kaçında yapmışız? 8 Mart'ta yapmışız kardeşlerim. Şimdi süzüyoruz bakalım elma ve nar sirkemizi. Evet.
İnanılmaz güzel oldu kardeşlerim. Tadını çok beğeneceksiniz. Şimdi biraz sonra size de tattırıp göstereceğim. Elma da nar da başlı başına çok yakışıyorlar. Çok güzel oluyorlar. Muhakkak yapın can kardeşler diyorum. Evet, süzdük. Kardeşlerim gördüğünüz gibi bizim sirkelerimiz öyle çok berrak olmuyorlar. Bunlar biraz rengi bu şekilde oluyor. Tadı da zaten çok fazla asidik olmuyor. Daha kolay içebileceğiniz bir şekilde oluyor. Kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Kesinlikle ve kesinlikle içmenizi söylüyorum. Şeyimiz nerede içmek için? Kardeşlerim, bundan her gün bir sabah bir akşam bir fincan içebilirsiniz. İsteyen suya karıştırsın, isteyen karıştırmasın. Nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Ve biz genelde evde katliyen karıştırmadan da içiyoruz. Ve ben size yaparken de muhakkak dişlerinizin arasının taşların temizlenmesi açısından, ağzınızın temizlenmesi açısından, akşamları yatarken yaparsanız muhakkak yani dişlerimin arasından temizleme yaptırdım kardeşlerim. Hızlı hızlı geçirdim. Dişlerimin arasında oluşan taşları yaptı, temizlettim. Bir de bu gargarayı da muhakkak yapınız. Boğazınız temizlensin. Bunu muhakkak yapın. Elma sirkesini neyle beraber yaptık? Narla beraber yaptık. Kesinlikle kesinlikle tavsiye ediyorum. Mükemmel olmuş. Size de tattıracağım seyircilerime. Biraz sonra tadını da soracağım. Kardeşler bugün size çok özel bir sirke yapıyorum. Bu sirkenin kesinlikle ve kesinlikle çok faydasını göreceksiniz. Bu ne? Zayıflama sirkesi. Ne var içinde? Limon var. Ne var içinde? Kivi var. Kivi eskiden bizim memleketimizde bulunmuyordu ama şimdi çok bulunuyor. Karadeniz bölgemizde çok ekiliyor. Çok var. Kivi zaten böyle bir ağaç gibi sevgili kardeşlerim. Ağaçtan toplanan meyveler bunlar. Bunları kesinlikle tavsiye ediyorum. Lütfen çok yiyiniz. Limonun özelliklerini saymakla bitmez. Vücudumuzun pH değeri denilen bir değer var. Onu ayarlıyor. C vitamini bakımından çok zengin. Karaciğeri temizliyor. Bağırsakları temizliyor. Kanserojen yani kansere karşı koruyucu özelliği var. Kanserden koruyor bizi. Antikanserojen özelliği var. Mikroplara karşı öldürücü özelliği var. Bakın baharda nezle grip çok oluyorsunuz. Tam bu mevsimlerde buna karşı özelliği var. Tansiyona iyi geliyor. Kolesterole iyi geliyor. Gözünüzü koruyor. Kalsiyum var. Vücudumuzda cildimize parlaklık veriyor. Böyle bir şeyi kaçırmayın. Benim açımdan söyleyeyim. Eklem ağrılarında çok iyi geliyor sevgili kardeşlerim. Eklem ağrılarında ve kalp hastalıklarında çok iyi geliyor. Kesinlikle ve kesinlikle böbrek taşlarını eritmek istiyorsanız limonu muhakkak içeceksiniz. Bunları hepsini söylüyorum. Saçlarınıza kullanmanızda da fayda var dedik. Limonun geldik kiviye. Kivi de aynı limon kadar içinde çok bol C vitamini barındırıyor. Aynı şekilde kanserojen yani kansere karşı koruyucu özelliği var. Antikanser özelliği var. Vücudumuzda kolesterolleri ve yağları düşürüyor. Böyle bir nimet yok. Şimdi ben size nasıl yapıldığını hemen gösteriyorum. Sevgili kardeşlerim muhakkak kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Yaparken neler yapacağımızı gösteriyorum. Sevgili kardeşlerim muhakkak kivileriniz olgun kivi olsun. İyice yumuşamış kivi olsun. İsterseniz kabuklarıyla dahi atabilirsiniz. Kesinlikle olgun kivi olmasına dikkat edin can kardeşlerim. Ne yaptık şimdi anlatıyorum. 5 adet kiviyi küçük küçük doğradık. Bunlar bir daha söylüyorum olgun kivi olacak. Ve hafif ezerek koymanızda yarar var. Bunları kesmeden bütün olarak da koyabilirsiniz. Kabuğuyla beraber de koyabilirsiniz. Biz böyle doğradık ama siz bir daha söylüyorum kabuğuyla da koyabilirsiniz. 5 tane kivi ezip koyunuz. Bütün koymayınız sakın. Bir daha söylüyorum eziniz. 5 tane kiviyi koyduk. Ezdikten sonra yapacağımız şeyleri anlatıyorum. 5 tane kivi şöyle güzelce eziniz içeride. Gerekirse ellerinizle girip eziniz. Ondan sonra içine ne koyuyoruz? Limon koyuyoruz. Limonu ne yapıyoruz sevgili kardeşlerim? Küçük küçük doğradık ama beyaz kısmını kesmedik. Bunu da bu şekilde attık. Limonumuzu da içine koyduk. Ne var? Kaç tane limon? 5 tane kivi, 5 tane limon var. Evet kardeşlerim şimdi
Devam ediyoruz. Bu sirkemizin özelliği neydi? Zayıflama sirkesiydi. Bir daha söylüyorum. Muhakkak böyle elinizde gerekirse eldiven giyin, gerekirse elinizde muhakkak girip sıkın bunları. Sıkarsanız daha çabuk oluyor. Yani şöyle bakın şu şekilde sıkmanızda yarar var. O zaman hem daha çabuk olacak hem de daha güzel olacak. Bunu kesinlikle yapınız. En güzel sirkelerimizden biri, en iddialı sirkelerimizden biri. Kilo vermek isteyen kardeşlerim lütfen bunu kaçırmayınız. Bu fırsatı kaçırmayınız. Lütfen bu kiviyi yap, bu sirkeyi yapınız. Ne yaptık şimdi? 5 tane limonu doğradık. 5 tane de kivi doğradık. Şimdi gelelim içine. Bu ne? Evet, bildiğiniz gibi yeşil çay. Kardeşlerim hemen bildiler. Yaklaşık bir fincan kadar yeşil çay koyacağız. Bütün kilo verme ile ilgili bütün kitaplarda yeşil çayı çok tavsiye ediyorlar. Neden? Metabolizmanızı hızlandırdığı için. Ben size bizim Karadeniz çayımızı da söylüyorum. Onun da faydası var. Şekersiz olmak kaydıyla, şekersiz içmeniz kaydıyla onun da çok faydası var. Ne koyduk? Yeşil çay koyduk. Ne kadar? Bir fincan kadar. Sevgili kardeşlerim, yaklaşık bir çorba kaşığı da dolusu, bir çorba kaşığı dolusu da çörek otu koyacağız. Yalnız bu çörek otu dövülmüş çörek otu olacak. Dövülmüş, toz haline getirmiş çörek otu olacak. Bir çorba kaşığı kadar da çörek otumuzu koyduk. Kilo vermeyle ilgili devam ediyoruz kardeşlerim. Ne koyacağız? İçine 10 tane de karanfil koyacağız. Bu karanfilleri yalnız şöyle ezip koyarsanız daha da iyi oluyor. Toz haline getirin havanda ya da kırıp koyun. Ama şöyle. Evet, ezdik. 10 tane de karanfilimizi koyduk. Çok farklı bir tadı oluyor. Çok güzel tadı oluyor. Çok kilo vermede çok faydalı. Lütfen bunlardan yararlanınız. Ne yaptık? Bir daha sayalım, bir daha sayalım. 5 tane kivi aldık. 5 tane limon aldık. Bir çorba kaşığı çörek otu koyduk. Bir fincan kadar yeşil çay koyduk. İçine ne koyduk? Bir de karanfil. Kaç tane? 10 tane de karanfil koyduk. Sevgili kardeşlerim, her zaman olduğu gibi ne koyacağız? Bir bardak sirkemizi, bizim kendi yaptığımız limon sirkemizi koyduk. Ne koyacağız? Bir çorba kaşığı kadar da tuzumuzu koyacağız. Muhakkak doğal tuz olacak, ona dikkat edeceğiz. Ondan sonra ne dedik? Üstüne de 4 litre suyumuzu koyacağız. Bismillah dedik, sularımızı da koyalım. Serince bir yerde olmasında yarar var sevgili kardeşlerim. Havalar ısındı şimdi, dikkat edin. Mümkün olduğu kadar serin bir yerde olsun. Bunu da önümüzdeki günlerde tattıracağım size. Kesinlikle ve kesinlikle tadını çok beğeneceksiniz. Limonlu sirkelerimiz hakikaten çok güzel oluyor. Tadı daha farklı oluyor kardeşlerim. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunu yapınız. Bir daha sayayım içindeki malzemeleri. 5 tane kivi, 5 tane limon. Bir çorba kaşığı çörek otu toz hale getirilmiş. Bir fincan yeşil çayımız var. Ondan sonra içine 10 tane de karanfilimiz var. 4 litre suyumuzu koyduk. Bir çay bardağı sirkemizi koyduk. Maya sirkesi koyduk. Onun içine bir çorba kaşığı da tuzumuzu koyduk. Güzelce şöyle bir de karıştıralım iyice. Haydi bismillah diyelim. İnşallah hayırlısıyla yaklaşık 20 gün sonra bize olacak. Üstüne de yazı yazacağız şimdi. Ne yazacağız? Şuraya hemen yazalım. Limon, kivi, yeşil çay, karanfil, çörek otu 4 Nisan'da yapmışız. Ve niçin yaptık? Zayıflama sirkesi yaptık. Yapın, deneyin. Olmazsa bana hemen haber verin can kardeşlerim. Göreceksiniz böyle bir mükemmel bir şey yok. İşte sirkemiz size, işte bombamız size sevgili kardeşlerim. Bunu muhakkak uygulayın diyoruz. Biraz sonra Serap Hanım bize çok güzel bir ne yapacak? Pizza yapacak. Çocuklarınızın çok beğeneceği bir şekilde. Kardeşler, gelin size bugünkü çok önemli anlatacaklarımla devam ediyorum. Ne yapacağım? Sakın bu fırsatı kaçırmayın. Tam zamanı lahanadan faydalanınız. Ne yapıyoruz sevgili kardeşlerim? Biliyor musunuz? Bir kap alıyoruz şöyle. Bu kadar basit. Bir kabın içine. Biraz sonra bunu yapayım. Hatta seyircilerime de tadını tattırayım. Bir kabın içine 5 yaprak lahanayı attık. Lahanayı böyle bütün değil, böyle parçalayıp atınız. Ama bıçak kullanmadan atınız. Ellerinizle parçalayınız.
Bunu koyu renkli yeşil yapraklılarını bulursanız daha da iyi olur. Dış yapraklıları da olsa olur. Hepsini tavsiye ediyorum. 2 litre suyumuzu koyacağız. 5 tane lahananın yapraklarını koyduk, biraz parçaladık. İçine ne koyuyoruz? 2 litre suyumuzu koyuyoruz kardeşlerim. Bunu gün boyu içeceğiz. Hem selülitimize, hem kilo vermemize çok faydalı. Vücudumuzdan çok fazla ödem de attıracak. Göreceksiniz, şaşıracaksınız. Bunu muhakkak yapınız kardeşlerim. 5 yaprak lahanamızı koyduk. İçine ne koyuyoruz şimdi kardeşlerim? Ne koyuyoruz? Hazırlamışız burada. 2 litre suyun dışında çok özel anlatacaklarımız var. Evet. Bu ne? Evet, hemen seyircilerim bildiler. Bu acı çehrek sevgili kardeşlerim. Şimdi anlatacağım. Bu bravo yeşil kahve. Bu da yeşil çay. Yeşil kahve ile yeşil çayı çok söylüyoruz. Çünkü son dönemlerde kilo verme ile ilgili çok faydalı olduğunu gördük. Yaklaşık bir çorba kaşığı kadar yeşil çay, bir çorba kaşığı kadar yeşil kahve ve sevgili kardeşlerim, eğer kilo vermek istiyorsanız önce bağırsaklarınızın iyi çalışması lazım. Bağırsaklarınız iyi çalışmıyorsa, yani halk deyimiyle kabızlığınız varsa, içine bunun en az 5-6 tane de acı çehre atacaksınız. Ama acı çehreleri muhakkak dövüp atmanız lazım. Dövüp atacaksınız. Hemen gösterelim şimdi. Bakın 5-6 tane acı çehreyi alıyorum şöyle. Bunun içine atıyorum. Ezeceğim şöyle. Ezmeden bütün atmamanızı tavsiye ediyorum. Bunu da yaptım. Bunu da bunun içine attım. Şimdi hep beraber sayalım. Neler vardı? Ne vardı? 5 yaprak, büyük yapraklardan lahana. Lahananın parçaladık lahanaları. Üstüne 2 litre su koyduk. Yaklaşık bir çorba kaşığı kadar ya da bir fincan kadar yeşil kahve, yeşil çay ve içine acı çehre koyduk. Kabızlığınız yoksa acı çehreyi koymayabilirsiniz. Çünkü acı çehre çok hızlı şekilde bağırsaklarınızı hızlı çalıştıracak. Sevgili kardeşlerim, bunu ocağın üstüne koyacağız. Yaklaşık bir 15-20 dakika kadar kaynatacağız. 15-20 dakikada demleyeceğiz. Onu da alalım. 15-20 dakika kaynatalım. 15-20 dakika demleyelim. Biraz sonra bunun tadını tattıracağım size. Göreceksiniz. Tadı da güzel. Çok rahat içebileceksiniz. Lütfen bunu yapınız. Kilo vermede inanılmaz faydalı. Çok rahat edeceğiniz, çok faydalı bir şey yapacaksınız sevgili kardeşlerim. Kardeşler, biraz sonra size bu bombayı açıklayacağım. Kilo vermede çok önemli bir bombamız bu. Acaba ne var bunun içinde? Biraz sonra göstereceğim. Bu bombayı da göstereceğim. Hepiniz evinizde kolayca uygulayabileceğiniz. Bakın kardeşler, bizim programın özelliği ne? Evinizde kolayca, basitçe bulabileceğiniz şeyleri anlatıyoruz. Tutup da oradan getir, buradan getir, yok uzak doğudan gelecek, yok bütün oraları gezin, buraları gezin demeden basitçe kolayca bulabileceğiniz, bir baharatçınıza gidip alabileceğiniz, evde hepinizin bulabileceği şeyler anlattık. İl geziyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah Elazığ var, Urfa var, bir sürü gideceğimiz yerlerimiz var. Onları hep anlatacağız. Zonguldak'a gideceğiz inşallah. Orada üniversitedeki kardeşlerimize konferans istediler. Urfa'daki üniversitedeki kardeşlerimiz konferans istediler. Gençlerin bizden bir şey istemesi çok memnun ediyor. İnşallah onlara gideceğiz. Sözümüzü verdik. Hiçbir ücret karşılığı yapmadan sadece ve sadece gençlerimize hizmet olsun diye Elazığ, Urfa hepsini Zonguldak'a gideceğiz. Kardeşlerimize konuşacağız. Şimdi Kars deyince akla ne geliyor sevgili kardeşlerim? Peynir geliyor, şu geliyor, bu geliyor da bir de kazlarımız var. Güzel kazlarımızı. Kilo vermenin en kolay çaresine kazları kovalayın ya da kazlar sizi kovalasın. Görelim bakalım nasılmış görüntülerimiz. Biz mi kazları kovalamışız yoksa kazlar mı bizi kovalamış, göreceğiz. Sevgili seyircilerim, Anadolu'da çeşitli türlü çermikler vardır. Çermik, kaplıca diye bazı yörelerde çermik derler kaplıcalara. Bu soğuk ve sıcak çermik diye geçer. Buradaki bir soğuk bir çermik. Sevgili seyircilerim, ayağınızı sokuyorsunuz ama inanılmaz bir soğuk su. Dağlardan gelen bir su. Bakın burada kaynıyor. Çok güzel, kendine göre yosunlarını da yapmış. Sevgili seyircilerim, ayaklarındaki varisler için
ayaklardaki mantarlar için mükemmel bir tedavi. Burada romatizmal ağrılarda da kullanılabiliyormuş. Buradaki çamurları var. Çamurları dizlerine, ayak bileklerine, ağrıyan yerlerine sürüp daha sonra bu suyla yıkanıyorlarmış ama su inanılmaz soğuk. Bayağı ciddi bir şekilde ayaklarda soğuk hissediyorsunuz. Varislere çok iyi gelir sevgili seyircilerim. Suyun içinde kükürt var. Nereden anlıyoruz kükürt olduğunu? Bakın tam çıkış yerinde iyice sarımış kahverengi görüyoruz. Bu kükürt olduğunu işaret ediyor. Zaten suda da bir hafif kükürt kokusu var. Kaplıcaların bir çoğunda kükürt vardır zaten. Burada da o şekilde kükürt var. Onun dışında ayak ekleminizi hareket ettirdikçe varislerinize iyi geleceğini garanti ediyorum. Ayak damarlarını çalıştırma açısından çok güzel bir su. Ne hissediyorsun abi? Soğuk, bayağı soğuk. Bayağı soğuk değil mi? Ayaklarım rahatladı yani. Sen ne hissediyorsun abi? Aynen. Rahatlıyorsunuz evet, değil mi? Rahatladım. Akşamları işten gelirken yorgunlukta getirip ayaklarınızı sokup bunun için bir hareket ettirdiğiniz zaman ayaklarınızın çok iyi olacağını garanti ediyorum sevgili seyircilerim. Ama inanın 5 dakikadan fazla tutamazsınız. Çünkü bayağı soğuk değil mi abi? Bayağı soğuk. Temmuz'un bugün ayın kaçı? 27 Temmuz'dayız sevgili seyircilerim. Temmuz ayı olmasına rağmen, güneş vurmasına rağmen biz ayaklarımızı soktuğumuz suda inanılmaz bir soğukluk var. Ve hemen yani 5 dakikadan fazla tutamıyorsunuz. Şöyle bir dışarı çıkarıp hareket ettirme ihtiyacı hissediyorsunuz. Çünkü hakikaten çok soğuk. Sevgili seyircilerim çok güzel bir yerdeyiz. Buraya bir ablam geldi. Dedi ki niye hanımını getirmedin, ne diyorsun? Dedim hanımı getirseydin bize yemekler öğretseydin. Hiç aklına gelir miydi Feridun Kunak gelir buraya? Hiç hayatta gelmezdi aklıma. Gelmezdi ha? Evet. Bir baktım Feridun Kunak burada. Burada. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Şimdi demin çok güzel bir espri oldu. Ablama dedik ki gel bakalım şurada oturalım da dizlerine bir bakalım dedik. Aman dedi burada dedi bir sürü adamlar var onlar gitsinler dedi. Televizyonu çekeceğiz o zaman müsaade ederim canım o önemsiz dedi. Yani 70 milyon kişi görebilir buradakiler göremez ona göre. O değil de yani insan. Yani şaka yapıyoruz. Nedir şikayetin ablacığım değil mi? Hocam ben de şimdi gibi dizlerimden zorum. Bende gut var. Ha. Evet. Ondan bir de menisküs kopukluğu var. Menisküs kopukluğu var. Peki. Artı bir de şimdi şu dizlerimdeki aradaki sıvı bitmiş. Doktora gittim. Tamam. Şöyle diyor kemikle birbirine deyince diyor. Ağrı yapıyor. Tamam. Platin öğrendi. O da dedi hele gençsin dedi. Yürüdü şimdi sevgili yani. Ablamız buradaki doktor kardeşlerimize gitmişler. Onlar da muayenesini yapmışlar. Fakat demişler ki senin daha gençsin. Dizine protez koyamayız. Şimdilik sen biraz kilonu ver. Bir de bizim bu hareketleri yap demişler. Bu şekilde şey yapmış. Şimdi biz ablamızı bir muayenesini yapalım bakalım. Oynat bakayım abla şöyle. Oynat. Şey evet. Evet. Hiç dediği şey doğru. Hareket ettikçe burada çıtır çıtır sesler geliyor. Oo, çok iltihap var bunda. Nasıl yapmamız lazım hocam? Zaten benim vücut ödem oluşuyor. Çok iltihap var. Sevgili öyle seyircilerim, anlamadım. Bir dizinizde sıvı birikintisi olup olmadığını nasıl anlarsınız? Böyle bastığınızda, buraya bastığınızda bir balona basıyormuş gibi bir şey oluyorsa, bakın bir balona basıyormuş gibi bir şey oluyorsa bildiğiniz gibi o dizimiz içinde sıvı toplanmıştır. Bakın buraya bakıyoruz, direkt kemiğe geliyoruz ama burada yumuşak yumuşak bir, tam burası acıyor değil mi abla? Tam acıyan yerde burası, burada bir sıvı birikmesi olmuş. Evet. Şimdi sevgili ablacığım dizine sıcak yapınca rahatlıyor musun, soğuk yapınca mı rahatlıyor? Çok güzel. Şimdi ablamızın dizlerine bu bölgelere sıcak uygulamasını söyleyeceğiz. Sıcaktan sonra kendisine buraya burçak unu vardır. Burçak unu bilir misin? Burçak unu bilmem hocam. Peki. Isırganı bilirsin. Bilirim. Isırganı al. Güzelce haşla. Lapa haline getir. O lapayı sıcak sıcak getir bu dizine koy. Üstüne de minaylon sar. Bekle iyice bu sıcaklığı geçene kadar dursun. Sıcaklığı geçtikten sonra sıyırıp al. Ben sana şimdi bir yağ, bir jel söyleyeceğim. Ozon yağı, ozon jeli söyleyeceğim. Onları buraya güzelce sürdükten sonra oturduğun yerde bak şu hareketleri yapacaksın abla. Çek, onu bırak. Hocam, onu çek, yapayım. Bırak. Çek, bırak. Kaldır, indir. Onlar kaldır. Yapıyorum diye. Yapalım abla. Bir yapalım. Kaldır, indir. Kaldır, indir. İçe, dışa. İçe, dışa. Daire yap böyle. Tersine daire yap böyle. Ama çok ağır yapıyor. Hah. Bunları yapacaksın. Şimdi ben sana bir şeyler daha anlatacağım. Bir de zerdeçal yiyeceksin abla. Zerdeçalın içinde eklem kıkırdağı tamir eden güzel bir şey var. Bir de kuş burnunu havanda döveceksin böyle. Onun... Bayağı kuş burnu mu yoksa? Kuş burnu, bildiğimiz kuş burnunu. Siyahını mı kırmızısını? Kırmızısını, ağzına sağlık. Kırmızısını ama içindeki çekirdekleriyle beraber döveceksin abla. Dövdükten sonra bunu çekirdekleriyle beraber çayını yapıp içeceksin. Bir de kuş burnunu dövdün ya. Evet. Güzelce çayını yaptın, o haşladığın şeyleri sıcak sıcak al, onları da getir.
dizine sar. Ama çekirdekleri dövülmüş olsun, kırılmış olsun çekirdekleri. Bunu da yap. Biz onu şeyini yapıyoruz hocam, pervetesini yapıyoruz biz onu. Tamam, işte o pervetesini yaptığında sıcak sıcak dayanabildiğin kadar sıcaklıkta getir, dizlerine sar. Bir de bu hareketleri yap, dizlerin biraz sıvı toplamış. Bu dizinde daha çok sıvı toplanmışı var. Bir de sana hareketler söyleyeceğiz. Boynumda var. Boynun kolay. Boyun biraz boyun omuz hareketleriyle geçer. Bir de sende hafif kemik erimesi var. Yumurtaları kırma. Kırdığın yumurtaları ne yapıyorsun? Atıyor musun kabukları? Atmayacaksın. Yumurtaların kabuklarını çiğken çiğ. Ha sen bir ara orada. Ha işte anlattıydım ya televizyonda onu yap muhakkak. Ne yapacaksın anlatıyorum bak şimdi. 10 tane yumurta kabuğunu kırdın. Kabuklarını bir yerde kurut. Ondan sonra onu güzelce havanda ez ya da robotta toz haline getir. 10 tane yumurta kabuğuna 10 tane 20 tane de limon suyu sık. 10 tane yumurta kabuğuna 20 tane limon suyu ama toz haline getir onu böyle. Sonra onu bir cam kabın içine koy. Yaklaşık bir hafta kadar gel git tahta kaşıkla karıştır. Daha sonra bunu her seferinde şöyle bir çorba kaşığı alıp çorbalarına karıştırıp ya da yoğurdun içine karıştırıp ye. Bu kemiklerini kuvvetlendiren çok güzel bir şey abla. Bir de bunu yap. Tamam hocam. Tamam. Şu elimden hocam ameliyat oldum. Hmm. Bak tamam, hiç şey yapamıyorum evet, hocam. Fayda olmamış evet. Evet. Geçer tamam. Acıyı. Hassasiyet olmuş evet. Kötü sevgili, bir de ameliyat olacağım. Evet şimdi şurada şurada bir ameliyat elin içinde bir ameliyat yapılmış ama orada herhalde nörinom denilen bir sinirle ilgili bir şey gelişmiş. Bakın buraya hemen en ufak bir dokunduğumuzda çok büyük bir ağrısı oluyor. Bakın çok kötü bir şekilde ağrı oluyor. Uyuş hocam burada. Beni dinle. Sen buraya sabırla sıcak suyun içinde ve ozon yağıyla devamlı olacaksın. Sabırla sıcak yapacaksın. Ozon yağı var mı işte? Vereceğim. Sıcak ve ozon yağı. Bunu geçirebiliriz. Anneme bir tane ozon yağı verelim. Bir de diziyle ilgili bir şeyler daha anlatacağız. Dizinin içinde biraz iltihaplı bir şey var. Bir de buna adresini alın. Ankara'dan bir ilaç yollayalım buna. O ilacı da kullanacak. Ona rağmen geçmezse Ankara'ya benim yanıma gelmen lazım. Dizini dediklerimi güzelce yapmamız lazım. Tamam. Gelin hocam. Bu da geçecek. Bunu da dediklerimi iyi yapacaksın yalnız. Sıcak ozon yağı bu şekilde rahatlarım. Sevgili seyircilerim şimdi Ardahan'dayız. Burası görüyorsunuz çok güzel bir mera. Sular akıyor bir taraftan. Burada da kazlarımız var. Kaz ördekgillerden yani ördek gibi birazcık su da istiyor. Tam burada çok güzel bir dere de akıyor. Burada kazlar şimdi keyif yapıyorlar. Bakın görüyorsunuz bir sürü. Şimdi biz birazcık keyiflerini bozacağız. Bakalım neler yapacaklar bize karşı ne tepki verecekler diye merak ediyoruz. Birazcık keyiflerini bozacağız sizin için. İleride de görüyorsunuz büyükbaş hayvanlarımız da otluyor. Çok güzel bir meradayız. Şimdi bakalım kazlar ne tepki verecek. Heyecanla gidiyoruz yanlarına. Sevgili seyircilerim şimdi ileride leylekleri görüyoruz. Leylekler biliyorsunuz göçer hayvanlardır. Ama leyleklerin olduğu yerde fareler olmaz. Leyleklerin olduğu yerde tarla fareleri olmaz. Onlar hep ona karşı mücadele ederler. Yani onları yerler. Ayrıca burada kurbağalar var. Onlara karşı da mücadele ediyorlar. Şimdi leylekleri çok yakından bir görmeye çalışalım bakalım. Bir leylek ailesi orada. Gidelim o tarafa doğru. Leyleği ilk gördüğünüzde havada görmüşseniz o yaz çok seyahat edeceksiniz. O mevsimde çok seyahat edeceksiniz diye öyle Anadolu'da öyle bir deyim vardır. Biz de leyleği havada görelim diye uçurduk leylekleri. Evet sevgili seyircilerim gördüğünüz gibi leylekleri de havada gördük. Kazlar çok enteresan, çok güzel bekçilik de yapıyorlar evlere. Şimdi geceden koyuyorsunuz kazı bahçeye. Eğer yabancı birisi girse inanılmaz ses çıkarıyor. Sevgili kardeşlerim o kadar enteresan ki eğer yabancı birisi üstünüze de saldırıyor. Bayağı ciddi saldırıyor. Böyle ses çıkararak tıs yapa yapa üstünüze geliyor. Kazlar çok enteresan bir nimet. Kars'ta, Ardahan'da o yörede daha çok besliyorlar. Evinde kazı olmayana hiç şey yapmıyorlar, bakmıyorlar. Muhakkak oralarda herkesin evinde kazları var. Evet Serap Hanım ne yapacaksın? Ne yapacağız Feridun Bey? Çok güzel bir şey yapacağız. Kalorisi çok az. Karnabahardan pizza yapacağız. Karnabahar pizzası yapacağız. Çok da lezzetli oluyor. Kalori de çok az. Çünkü neden? Hamur yok. Sadece biz tabanı karnabahardan yapıyoruz. Çok da lezzetli. Eğer böyle karnabahar sevmeyen çocuğunuz varsa yediredebilirsiniz. Ya da kocanız varsa karnabaharı sevdirebilirsiniz. Şöyle bir orta boy
karnabaharı aldık. Aldık Feridun. Kardeşlerim aldıktan inanılmaz sonra... bir nimettir. İnanılmaz bir nimettir. Ben size bir tavsiyede daha bulunayım. Karnabaharları çiğ de yiyiniz. Salatalarınıza çiğ olarak doğrayınız. İnanılmaz bir nimet. O zaman tadının daha da güzel olduğunu göreceksiniz. Buyurunuz. Evet. Kokmasın diye, hani karnabaharın bir kokusu olur ya, evde kokmasın diye içine şöyle bir limon kabuğu da atabilirsiniz. O da kokusunu engelliyor. Güzelce biz karnabaharları haşladık. Haşladıktan sonra içine biraz böyle yarım su bardağı kadar kaşar peyniri koyuyorum. Haşladık, iyice ezdik öyle mi? İyice ezdik, evet iyice ezdik. Haşladıktan sonra ezdik. Zaten çok kolay eziliyor. Ne kadar kaşar sonra koyacağız? Kaşar peynirini koyduk. Hepsini koymayacağız mı? Yok, koymayacağız. Ama istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Yani ben kalorisi az diye programımızda... Zayıflama diye, konumuz zayıflama diye o yüzden az koydum. Ama isterseniz daha çok koyabilirsiniz. Peki. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuzunu koyduk. Bir çay kaşığı kadar karabiberini koyduk. Biraz da kimyon ekleyeceğim. Bu da çok güzel bir koku veriyor. Bir yumurtayı da kabul ediyor. İki yumurtayı da kabul ediyor. İçine alabiliyor. Bir yumurta da kırabilirsiniz. Yani misafir mi kabul ediyor? Ne öyle kabul ediyor? Evet, kabul ediyor yani. Hani alabiliyor. İki yumurta da kırabilirsiniz. Şöyle güzelce bence yumurtasını da kırdık. Bence yumurta kırın. Kırdık. Çok da besleyici özelliği fazla olur. Kırdık ama evde bir tane yumurtanız vardır. Buzdolabına bakarsınız. Bir tane kalmış. Bir tane de olur. İki tane de olur. Şöyle güzelce yoğuruyorum Feridun Bey. Tuzunu attım, karabiberini attım, kimyonunu attım. Kekiği falan evet. Ne zaman atacağız? Kekiğini sonra atacağız üzerine. Çünkü bunun bir taban oluşturması için Feridun Bey bir 10 dakika bunu böyle bir pişirmemiz gerekiyor. Ben borcamın üzerine yağlı kağıt koydum. Hanımlar için gerçekten iyi bir kurtuluş oldu yağlı kağıtlar. Şöyle yağlı kağıdının üstüne böyle bir taban oluşturacak. Şimdi bunu getiriyorum. Şöyle... Güzel 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 çevresine yuvarlağı da yapabilirsiniz. Çok da lezzetli oluyor yuvarlakta da. Evet Feridun Bey bunu ben fırına yolluyorum. Tamam ben kenarlarını düzeltirim. Yolluyorum bir 10 dakika sonra alacağım. Sonra da üstünün malzemelerini yapacağım. Siz devam edebilirsiniz. Peki. Bir 10 dakikamız hemen var. Hemen ben size devam ediyorum sevgili kardeşlerim. Biraz sonra size kilo vermeyle ilgili çok özel akupunktur noktalarını ince ince göstereceğim, öğreteceğim. Sevgili kardeşlerim kilo vermeyle ilgili... Lahana suyumuzu yapmıştık. Lahana suyumuz da kaynıyor. Kaynamış. Değil mi? Kapatalım artık. Demlemeye bırakalım. Demlensin. Demlendikten sonra içine limon suyu da koyacağız. Onu da göstereceğim size içmeden önce. Lahananın bilhassa ülsere karşı çok etkisi var. Lahananın içinde enteresan bir sürü vitaminlerin yanında U vitaminlerinden bir vitamin daha var. Bu kulak çınlamalarında, kulak duymaların duymamalarında yani çınlamaya bağlı duymamalarda sıkıntılarda çok faydalı var. Kötü kolesterol düşürücü özelliği var. Yağları yakıcı özelliği var. Selülitlere karşı koruyucu özelliği var. Kansere karşı koruyucu özelliği var. İnanılmaz bir nimet. Bunu yapın. Vücudunuzda nasıl sular atıldığını, nasıl ödem atıldığını göreceksiniz. Ve çok faydalı olduğunu fark edeceksiniz. Evet Feridun Bey. Biraz... Biber salçamız var. Tamam, biraz da domates salçamız var. Bunların ikisini de şöyle karıştırıyoruz. Biraz da kekik koyuyorum. Çok da lezzetli oluyor. Biraz kekiğini de koydum. Biraz bunu suyla da açabilirsiniz. Evet, bunu böyle bir suyla açıyoruz. Tahta kaşıkla yaparsan takır tukur ses çıkarmazdı. Tamam. Daha güzel olurdu diye. Olsun. Tahta kaşık veriyorum, tahta kaşığı dışarıya atıyorsun. Tamam dışarıya atıyorum da karıştıracağım Feridun Bey. Ama bak bununla karıştırırsanız daha hem ses yapmaz hem daha güzel tamam olur. Tamam siz tahtayı karıştırın. Kullanma. Ben buyurun karıştırayım dur. Hadi sessiz yap. Bak hiç ses yapmayın. Bak, niye ses yapmak da güzel bir şey aslında. Niye dungul dungul ses yapayım ya bak. Bak. Sen böyle. Sessiz çalışın bak, diyor. Bak bir dakika bir dakika. Allah razı sevgili seyircilerim söyleyin. Evet. İyi mi böyle? İyi böyle. Böyle bak. Ne güzel. Müziğini dinleyin. Bir şey tamam yaparken sevgili kardeşlerim tabanından ayırmazsanız böyle üstüne koyarsanız hiç ses soluğu çıkmaz. Evet bunu şöyle bir açıyoruz biraz suyla. Biraz daha açtık. Evet açtık. Çünkü öbür türlü sürülmüyor. Yani domates salçası, biber karıştı salçası harika hem oldu. Hem senin gibi tangıl tungul ses yapmadım. Tangıl tungul yapmadık.
çok da güzel oldu. Harika. İşte bak. Sen olmasan ben ne yapardım? Bilmiyorum çok ses vallahi. Çıkartırdım. Ne kadar şanslısın benim gibi bir kocan olduğu için. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Çok teşekkürler. Bir 10 dakika geçmesini bekleyeceğiz. Tamam. 10 dakika sonra alacağız. Içine? Koyduk içine. O kadarcık koyduk. Evet, o kadar içine koyduk. Bu kadar, bu kadar. Bu kadar. Şöyle kekiğini koyduk, sonra üzerine de koyacağız. Daha sonra bunu üzerine yayacağız. 10 dakika sonra üzerine yaydıktan sonra üstüne malzemelerini koyacağız. Lor peyniri kullanabilirsiniz, maydanoz kullanabilirsiniz, dereotu tamam. kullanabilirsiniz. Şimdi ben bombalarıma zeytin, başlıyorum. Zeytin, biber, istediğiniz bombalarıma gibi. Başlıyorum sevgili kardeşlerim. Zenginleştirebilirsiniz. Bombalarıma başlıyorum. Neler yapacağımızı yok, bir yarım anlatıyorum. Kalmasın diye söyleyeyim istedim. Ha? Buyurun. Ver. Bakın. Şimdi o başka bir modda, ben başka bir moddayım. O yüzden. Sevgili kardeşlerim devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Çok özel bir karışım daha anlatacağım size. Muhakkak yapmanızı söyleyeceğim. 1 litre suyumuz var. 1 litre suyun içine, 1 litre suyun içine bir tane doğranmış elma kabuklarıyla beraber doğruyoruz. Ondan sonra bunun içine bir tane dilimlenmiş limon. Limonların... Niye yapıyoruz bunu? Kilo verme, metabolizmayı hızlandırmak için. Metabolizmamızı hızlandırmak bakın için. Dikkat edin bu sefer sarısını da soymadık. Onunla beraber attık. İçine 5-6 tane karanfil atıyoruz. Bu karanfilleri ya dövüp atacağız ya da böyle kırıp atacağız kardeşlerim. Evet. İyice kokusu çıksın diye. Kesinlikle, kesinlikle çok. Ve sonra? Burada bir tatlı kaşığı kadar karabiberimiz var. Hmm. O da metabolizmayı hızlandırmak metabolizmayı için. Hızlandırmak ne demek? Yani daha mı kolay kilo vermek? Aynen demek? Söyleyeyim. Ne demek? Vücudunuzun doğal ihtiyaçları ne demek? Hı. Kalbinizin çarpması için, bağırsaklarınızın çalışması için, vücudunuzda nefes alıp vermedeki kalori harcıyoruz. Dediklerimizi yakmak için evet, hepsine bir kalori harcıyoruz. Hı. Bu normalde 2000 civarında bir kaloriyle hallolabiliyor. Eğer biz bunu hızlı yaparsak o zaman daha çok kalori gerekiyor. Mesela o zaman durduğun yerde 2500-3000 kalori yakıyorsun mesela. Oturduğun yerde televizyon izlerken yakabildiğin kadar. Öyle mi? Çok yaşa. Karabiber burnuma kaçtı. Evet. Şimdi kardeşlerim ne koyduk? Bir tatlı kaşığı karabiber, bir adet dilimlenmiş limon, bir tane elma, bir de kabuk tarçın koyuyoruz. Şöyle kabuk tarçından da koyuyoruz. Harika. Bu kabuk kırın, tarçını da kırıp da. Koyarsak daha da iyi oluyor. Oho. Kıramadım. Ben kırayım mı? Nasıl kıracaksın? Vallahi kırılmıyor mu? Ha? Kırılmıyor aa, mu? Kırılmıyormuş. Aa, nasıl sertmiş? Çok mümkün yapma, değil kırılmıyor. Tamam. Evet sevgili seyircim bir tane de kabuk zaten. Tarçını da koyduk. At kırmadalım. Bunu yaklaşık 5 dakika kaynadık. 5 dakika demle. Kırmak o kadar da önemli değildir evet. Lafımızda. Bunu da süzeceğiz. Gün boyu suyunu içeceğiz kardeşlerim. Aç karnı içerseniz daha da iyi ama midem rahatsız diyenler de tok karnı içebilir. Hı. Bunu hemen kaynatmaya başlayalım. Lahana suyumuz da bir taraftan olmuş. Onu da süzelim. Onu karabiberimiz da süzelim. Var, elmamız var. Bunların hepsi her zaman bulunacak şeyler. Bütün evet, mevsimlerde. Zaten bizim iddiamız o Serap Hanım. İddiamız tarçın, o. Çok kolay, çok kolay karışımlar anlatıyoruz. Şimdi ya esas bir bomba da burada. Hızlandırdığımız zaman kilo veriyoruz. Kilo vermede önemli çok önemli olan metabolizmayı aynen. hızlandırmak. Bir güzellik daha anlattık. 5 tane lahana yaprakları aldık. İçine bir fincan... Yeşil kahve, bir fincan da yeşil çay koyduk. İçine eğer kabızlığınız varsa 5-6 tane de acı çehre attık. Hı. Bunun suyunu süzdük. Bu acı çehre inanılmaz bir şey bu kabızlığa. Ya, gerçekten çok, çok çare. Çok faydalı, çok güzel bir nimet. Ama her şimdi, zaman kullanmak değil de değil mi? Sadece öyle durumlarda kullanmak gerekiyor. Evet kabızken kullanın dedim. Tabii. Şimdi bitmedi. Bunun suyunun içine yaklaşık isteğinize göre ben yaklaşık 2 tane falan diyorum limon suyu koyduk. 2 tane de limon suyu koyduk. Bunu karıştırdık. Sevgili kardeşlerim bunu sıcak soğuk fark etmez. Buzdolabınızda dursun. Her gün günde en az 3-4 bardak içiniz. Ne yapıyor bu? Vücudunuzdan ödem attırıcı özelliği var. Detoks. Detoks özelliği evet. var. Selülitlerinize değil çok mi? Faydası var. Kilo verme çok faydası var. Yağ yakıcı özelliği var. Bir daha anlatalım. 5 yaprak lahana. 5 tane lahana. Şimdi ben burada içeceğim bunu. Tadını hemen söyleyeceğim biraz sonra size. Göstereceğiz. 5 yaprak da seyircilerime de içeceğim. 5 evet. yaprak lahana. 5 tane lahana. İçine ne koyduk? Ne koyduk? 1 fincan yeşil kahve, 1 fincan yeşil çay koyduk. Eğer kabızlık şikayetiniz varsa döverek olmak kaydıyla 5-6 tane de acı çehre koyduk. Hı. 15 dakika kaynattık, 15 dakika demledik. Çıktıktan sonra içine 2 tane de limonun suyunu koyduk. Bunu buzdolabına koyacağız.
İçeceğiz. Gün boyu içeceğiz. Hmm. Sevgili seyirciler. Yemekten önce mi yemekten sonra mı? Yok fark aç etmez. Aç karnına istersek daha da iyi ama hiç fark etmez. Hmm. Hiç fark etmez. Bunun içinde ne var sence? Söyleme. Biliyorum. Ha. Bomba kere bomba var sevgili kardeşlerim. Acaba bunun içinde ne var? Kilo vermeye çok faydalı bir şey var. Bunu da anlatacağım size. Ne zaman reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra hazırlayacağım çok özel karışımlar da var. Onların hepsini karışıp göstereceğiz. Egzersizler göstereceğiz. Serap Hanım'ın acaba yaptığı pizzası nasıl olacak? Hepsini göreceğiz. Ama reklamlardan sonra buradayız. Bilhassa bunu kaçırmayın. Eşinize, dostunuza haber verin. Daha sonra bir de akupunktur noktaları göstereceğim. Oturduğunuz yerde kendi kendinize akupunkturla kilo vermek nasıl oluyor? Hepsini göstereceğim. Ne zaman? Reklamlardan sonra. Sevgili kardeşlerim, biraz sonra size neler yiyelim, neler yiyelim hem vücudumuzdan ödem atsın hem de kilo vermemize faydalı olsun onları anlatacağız. En basitten bir tanesini söyleyelim mesela. Ne? Yoğurt. Yoğurt kesinlikle tok tutuyor. Kesin yumurta. İnanılmaz bir nimet. Yumurta çok evet, haklısın. Yumurta biraz yiyelim. Sonra sayacağız. Yumurta yoğurt da çok yiyelim. Güzel bir nimet. Sebzelerden yoğurt. Kesinlikle faydalanalım. Yani sebze yiyen insanların meyvelerden faydalanacağız. Sebzelerden faydalanacağız. Kilo verdiği çaylardan faydalanacağız. Bir de balık yağını soracağım Feridun Bey'e. Balık yağı içenlerde de kilo verilme görülmüş. Doğru. Halbuki esas, biz biliriz ki şey balık yağı kilo aldırır. D vitamini çok önemli. D vitamininiz çok eğer önemli. Düşükse kilo veremiyorsunuz kardeşlerim. Doğru, haklısınız. D vitamininize muhakkak baktınız kardeşler. D vitamininizi en az 30'un üstüne çıkarmaya çalışınız. 25-30'un üstüne çıkarmaya çalışınız. Eğer D vitamininiz düşükse bütün sistemlerde sıkıntı oluyor. Dolayısıyla da kilo da veremiyorsunuz. Ev işi kilo aldırır mı diye soranlar olmuş. Onu kim da soralım. Kim diyor ev işi kilo mu aldırıyormuş? Kilo verdirir mi? Çok özür dilerim. Aldırmayla. Almakla bozmuşuz tamam, kafayı tamam. Böyle. Sen takmışız. Ne oluyorsun? Şey ne alemde? Takmışız. Feridun Bey getirelim pizza mi? Pizza mı? Evet pizza. Oluyor mu? Getirelim mi? Dur, oluyor. Dur bir dakika daha oluyor. Vakit var. Üzerine sonra bir getireyim. Konçe etmem ben lazım. Bu arada sirke içirmiştim seyircilerime. Evet. O sirkemizi tattınız mı? Elmalı, narlı sirkemizden içtiniz evet, mi? Güzel çok beğendim. Teşekkür ederim. Sen beğenmedin. Aşk olsun. Şimdi bak bir şeyler söyleyeceğim o zaman beğenip beğenmediğini söyleyeyim. Bir kere saçları çok kuvvetlendiriyor, saçlara çok faydası var. Cildini çok kuvvetlendiriyor, ona faydası var. Cildinde sende yok çok şükür. Hiç sivilce yaptırmıyor, ona çok faydası var. İyileştirme gücünü arttırıyor. Nezle grip olmuyorsun, ona çok faydası var. Bağırsaklarını çok güzel çalıştırıyor, ona çok faydası var. Yeter mi, yetmez mi? Yeterli sanırım. Teşekkür ama ederim. Evet, çok güzeldi hocam. Beğendiniz. Evet. Ben içmedim hocam. İçmediniz. Ben de içmedim. Başka içen? Ben yeni geldim de. Ben İçen var mı? İçen var mı? Teşekkür ederim. Hepsini içtim. Çok güzeldi. Ben dolusunu içtim. Çok sağ ol. Teşekkür içtik abi. Afiyetler olsun. Afiyetler olsun. Evet sirkemizi tavsiye ediyoruz. Muhakkak yapın diyoruz. Elmanı, narsılı sirkemizi. Şimdi Serap Hanım evet. Pizzası. Karnabahar pizzası. Karnabaharını üstüne pizzası. Şimdi sürüyoruz. Bir 10 dakika fırına attık. Fırından sonra çıkardık. Yeni aşanlar için söyleyeyim. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunun hepsini süreceğiz mi? Süreceğiz. Böyle mıncık mıncık yapacağımızı şöyle yapsam da sen onu düzeltiversen şöyle. Tamam. Bak ben şöyle koysam. Düzeltiriz. Ha. Bak gördün mü ne pratik oldu. Boya yapar gibi şöyle. Aynen öyle. Al. Tamam. Ya sen olmasan ben yapamayacağım abla ya, Feridun Bey. Bizim şu yatak odasına bir boyayı versen ya. Tamam, çok boyayı güzel yapıyorum tamam, bu fırçayı. Yeterli. Yeterli Feridun Bey. Yeterli. Evet. Üzerine de istediğiniz malzemeleri. Mantar koyabilirsiniz, patlıcan koyabilirsiniz. Şöyle biz lor peyniri koyuyoruz. Evet ben ellerimi reklam arasında yıkadım. Lor peynirini koyuyoruz. İsterseniz kaşar da koyabilirsiniz. Sadece biz karnabaharı haşladık. Haşladıktan sonra yumurtayla güzelce yoğurduk. Biraz da kaşar peyniri koyduk. Biraz da kaşarını koyalım şöyle yavaş yavaş. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Evde nasıl malzemeleriniz varsa. Ne malzemeleriniz varsa onları evet. Da süsleyebilirsiniz. Zeytin de olur. Zeytin de zayıflama da çok önemli. Zeytinin çekirdeğini de soracağım sana Feridun Bey. Çünkü Feridun Bey zeytinin çekirdeğini yutuyor. Ama evet zeytin çekirdeğinde çok büyük bir hikmet evet. Var çok büyük fayda bazen var. Bazen de kırıyorsun değil mi onları Feridun evet kırıyoruz içindeki çünkü enerji yapan muazzam bir sistem var. Onu
kullanıyoruz. Biraz maydanoz da koyuyoruz. İsteyenler, sevenler dereotu da koyabilirler. Biraz da şöyle dereotu peki, koyalım. Peki bu dereotun maydanozu daha sonra döksek daha iyi değil mi? Şimdi yanmayacak mı? Yok onlar? Hayır 10 dakikada yanmayacak. Çünkü alt tabanı oldu ya. Sadece bir kaşar eriyecek. İşte kaşar eriyecek. Tamam maydanoz da yumuşayacak. Dereotunu daha sonra koymanız yok onu. Yumuşayacak. Pideciler, pide yapanlar maydanozun dereotunu önce bunları yapıyorlar. Bir çıkarıyorlar, koyuyorlar ondan sonra bir daha koyuyorlar. Tamam. Bence maydanozu da dereotunu erken koydum. Yok koymadım erken koymadım. Gayet peki göreceğiz oluyor. Bakalım yanacak mı yanmayacak mı? Ben böyle reklamlardan yapıyorum sonra görüyoruz. Ben size bombamı açıklıyorum biraz sonra. Acaba ne var bunun içinde? Kilo vermede çok faydalı. İnanılmaz bir nimet. Acaba bu ne? Biraz sonra açıklayacağız. Şimdi... Sevgili kardeşlerim, şimdi size devam ediyoruz. Çok değişik bir yapacağım çayım daha var. Bunu da muhakkak yapınız, uygulayınız. Çok faydalı. Bu arada besinleri saymaya devam edelim. Yoğurdu dedik. Yoğurdu ayran yapın. Bilhassa kilo vermek isteyenler, maden suyuyla ayran yapın. Bol bol için. Göreceksiniz hem metabolizmanıza fayda sağlayacak mineraller var içinde. Hem kilo vermenizi sağlayacak, hem tok tutucu özelliği var. Yazın bilhassa çok fazla maden suyuyla ayran yapın. Bol bol için dedik. Nar yiyin kardeşlerim. Nar çok güzel bir nimet. Kilo vermede, vücutta ödem atmada çok artık faydalı. Artık bitti ama nar. Sevgili kardeşim geçtim, kiviyi tamam. Kaçırmayınız. Evet, kivi ülkemizde çok bol yapılıyor. Ne olur kivi ister suyunu sıkın için, ister kendisini yiyin. Önümüzdeki günlerde size çalışmalarımız devam ediyor. Çok enteresan kivili ballı maskeler yapıyor Serap Hanım. Size anlatacak. Hakikaten çok, çok güzel geliyor. Kesin tavsiye ederiz. Normal bizim siyah çayımızı şekersiz olmak kaydıyla çay için, yeşil çay için. Bizim Rize'mizin çayı çok faydalı. Ödem attırıcı şeyleri söylüyorum vücudumuzdan. Sevgili kardeşlerim artık zamanı yiyebilirsiniz yavaş yavaş başladı. Salatalık bol yiyin. Bildiğimiz salatalığımızdan. Bol bol evet, yiyin çok faydalı özelliği var. Salatalığında. En önemli vücuttan ödem attıran şey ne? Bir numara ne? Yani sebze mi? Ne? Meyve mi? Bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bitki mi? Vücuttan en önemlisi o bitki olması mi? Olmaz. Lahana. Bildiğin lahana. Lahana. Pırasa evet. Hocam. Pırasa. Beyaz lahana. Maydanoz. Maydanoz bravo. Maydanoz hocam. Maydanoz. Dereotu. Su. Söyle. Su. Kızım bildi gördünüz mü? Harika. En güzel nimet, en ucuz nimet su. Suyu ne kadar çok içerseniz vücudunuzdan toksinleri, pislikleri atan en güzel özellik o. Gördünüz. Suyu hiç içemeyeyim hocam ben ne yapayım? Suyu hiç içemeyeyim. Çayı çok içeyim de suyu hiç içemeyeyim. Şimdi kardeşler ne kadar yanlış bir şey söylüyor ablam. Beynine ne veriyor? Ben suyu içemiyorum diyor. Serap Hanım'ın güzel suyu vardı. Yapsana ondan. Ne yapacaksın? Bir bardak suyun içine birkaç tane limon doğra. Birkaç tane elmanın kabuğunu, portakalın kabuğunu doğra. Yapalım o şimdi suyun efendim. Tadı, bir su. Biraz sonra hemen yapıp gösterelim. Yapalım, o kadar nasıl güzel su oluyor ki. Şaşırıyorsunuz. Su içmiyorsunuz sanki güzel böyle bir limonata içiyorsunuz gibi oluyor. Yapın, deneyin. Bir de ben sizden bir şey rica ediyorum. Gözünüzün önüne sürahiyi koyun kardeşlerim. İçtim zannediyorsunuz. İçmiyorsunuz, içtim zannediyorsunuz. Hesaba vurunca mesela bunu koyacaksınız. Böyle bakacaksınız akşama kadar bu bitecek. Ne kadar? 2 litre. Ha biraz da çay içtim, şu yaptım, bu yaptım, bitti. Akşam tam yatacaksınız. Bir baktınız duruyorsa bu çok özür dilerim. İçip yatın. Sabaha kadar da kalkın çişe. Ondan sonra da uyuyamayın. Şaka bir tarafa kardeşlerim. Ne olur bu suyun nimetini ihmal etmeyin. Kızıma teşekkür ederim. En güzelini o söyledi. Evet, neler yapacak? Da, evet. Hadi ay, hemen yapsın, hemen yapıver, hemen yapıver. Ama şey... Ver ben yapıvereyim. Ben de yapayım hemen. Şuraya koyun Züleyha Hanım. Bir kere hemen şunu yapalım. Bir yıkayım, evet. Hemen yıkadım. Yıkanmış, onlar yıkanmış. Yıkanmış, şey özür dilerim. Evet. Sevgili kardeşlerim, hadi, suyu içebilmek için ne yapacağız? Suyu içebilmek için ne yapacağız? Hemen gösteriyoruz suyu içebilmek için. Güzel hale getirebilmek için. İşte kardeşlerim. Şöyle elma, birkaç tane elma. Hemen attım mı elmayı attım. Tarçın ne koydum içine? Ne koydum? Tavuk. Birkaç tane de şöyle limon koydum içine. İşte güzel oldu sana. Evet, Serap Hanım da doğrayacak tarçın. Da yarın sabah hazır olur. Yok canım niye yarın sabah hazır tamam, olsun? Tamam at, artık. Atalım. Bunu da atalım. Tarçını da atalım. Bence daha bütün atsan daha iyiydi. Neden? Koyarken bardağa geliyor lup diye. Tamam yok hayır olur mu? Üstünün kapağı yok mu?
Kapaksız mı içeceğiz böyle? Kapak da olsa kenardan kaçıyor böyle. Küçük küçük doğramayacağım. Koca koca doğramayacağım. Ama o zaman daha güzel. Ben hatta şöyle doğradıktan sonra bir de şöyle bir karıştırıyorum. İyice suyun içine geçsin diye. Güzelce de karıştırıyorum. İşte size zaten bir süre sonra bunlar çöküyor. Hiç de öyle gelmiyor Feridun Bey'in dediği gibi. Çünkü gerçekten ben kilo verirken böyle çok etkili oldu. Çok çok etkili oldu. Hemen hemen ben 2 yıldan beri ben de su içemeyenlerdendim. 2 yıldan beri böyle su içiyorum. Şu içemiyorum diyen abla neredeydi? Evet. İçemiyorum diyen ablam. İçemiyorum diyen ablam. Mikrofonu da getireyim. Buyurun. Bir bismillah de bakalım. Şunun tadına bir bak bakayım. Bunu da alayım. Göstereyim. Ablam şimdi bir bardak daha isteyecek. Bayağı iyi olmuş. İyi olmuş değil mi? Lütfen bunu yapın evinizde. Göreceksiniz nimetini. Limon. Ne bulursanız portakal kabuğu da olur, elma kabuğu da olabilir. İlla kendisi şart değil. Bir de ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Damla sakızlı. Çok lezzetli oluyor. O da güzel oluyor. İnanılmaz güzel bir su oluyor. Damla sakızını öncelikle buzluğa atıyorum. Buzluğa attıktan sonra çıkartıyorum. Böyle hemen bir dövüyorum. Dövecekle dövüyorum. Çünkü buzluktan sonra dövülebiliyor. Dövdükten sonra da içine atıyorum. Bir gece bekletiyorum. Ertesi gün bu damla sakızı suyu içiyorum. Feridun Bey hemen bir seni çağırmak istiyorum. Hemen gel. Hemen geldim. Hemen gel. Ne buyur. Olur. Ne olur hemen gel. Geldim. Maydanozlar buyur, yanmadı. Buyur geldim. Maydanozlar yanmadı. Nasıl yanmamış? Yanmadı. Kavrulmuş. Şuna bak ya. Şuna bak. Gördüğünüz kavrulmuş. Gibi maydanozlarımız yanmadı. 10 dakikada geçti. Tam süresinde istedim. Hani senin görmeni istedim. Bir dakika dur. Maydanozlar yanıp yanmadığını, yanmadı. Yanıp yanmadığını seyircilerime götüreceğim. Onlar karar verecekler. Tamam. Maydanozlar yanmadı. Şuradan al. Nereden? Al işte görünüyor. Bak şurada görünen alayım. Tamam al. Yani yanmadı. Gerçekten yanmıyor. Çünkü ben bunu yapıyorum. Benim yanmadı da zaten kaşarlar da güzel erimemiş ki. Biraz eridi. Daha durması hayır, lazım. O zaman yanacak. Kaşarlar eridi hayatım bak. Erimemiş. Bak, kaşar da eridi. Aha, ay nasıl erimemiş? Şunu şöyle bir yapacağım. Allah aşkına şu erimemiş mi? Tam erimemiş. Aa, nasıl erimemiş? Nasıl erimemiş? Şunu burada bakın. En doğruyu kızım söyler. Nasıl kızım, erimemiş? Kızımı hakem tayin edeceğiz. Feridun Bey, bak hanımlar hanımlara götürmüyorum. Erimiş. Bu maydanoz taze maydanoz mu, nasıl yanmış erimemiş? Maydanoz mu ağzını alacaksın. Temiz bak. Çıkardım bir ye de bak şunu. Bir. Bak şu yanığını görüyorsun bak nasıl yanmış. Dur şimdi kızım karar verecek. Maydanoz böyle güzel maydanoz tadı mı geliyor? Çıtır çıtır yanık tadı mı geliyor? Doğru söyleyeceksin ama. Güzel geliyor. He? Güzel geliyor. Ne güzel geliyor yani? Yanık mı değil mi? Hiç anlamadık ki. Yanık değil. Yanık değil. Değil. Tüh ya. Güzel. Ben de sen o kadar. Sen ne diyorsun abi? Hocam sizin gibi doktor keşke 3-5 kişi daha olsaydı. Allah bir hamesle razı olsun. Siz sabah Allah ismi olsun. Ben de nasıl ki hocam her gün sizi dinliyoruz. Her gün sizi dinliyoruz. Allah sizi başımıza eksiltmesin. Serap Hanım ne yapıyor dedin sen? Serap sizi kızdırmak istiyor hocam. Serap Hanım beni kızdırmak istiyormuş. Bak Serap Hanım abim ne diyor? Sen bak, beni kızdırmak istiyormuşsun. Hocam için sizi bazen kızdırmak. İkiniz Allah sizden razı olsun. Cümlemizden razı olsun. Allah birbirinize huzurlu. Vallahi Feridun Bey böyle bir geliyor uğraşıyor. Maydanozlar yandı diyor, yanmadı diyor. Ben yanlışlıkla baksana soracağım soruyu bile şaşırdım. Ev temizliği ev temizliği kilo aldırır mı dedim. Verdirir mi diye soracağıma. Verdirir. Yani tamam. Evet. Şimdi stres, devam ediyoruz. Stres devam ediyoruz. Stres kilo aldırır mı? Dur onu sorayım. Strese peki. Girdim şimdi. Serap Hanım maydanozları yanmamış. Peki yanmamış. Kızım öyle dedi. Sıcak. Biraz bekleyelim. Evet. Soğusun. Ondan sonra seyircilerimize tattıracağız. Tamam. Kesinlikle ve kesinlikle tadını çok beğeneceksiniz. Biraz sonra bu bomba geliyor. Acaba bu ne? Kilo vermede çok faydalı. Çok 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 faydalı bir nimet. Stres kilo aldırır mı? Kilo. Cevap vermedin. Stres kilo aldırır. Şimdi. Aldırır burada, mı verdirir mi? Burada bir ablamızı, abla gel. Gel canım ablam gel. Şimdi ablamızı tartacağız bakalım. Tartacağız. Kilo vermede nasıl faydası olacak? Bu tartımızın özelliği akıllı tartı bu. Evet. Kişinin... Dur tartıyor şimdi. Ne yapayım seni? Ben hastan mı senin hocam? Dur ne yapacağım anlamadım. Tartıyor mu? Tartıyorum şimdi. Ablamı tartıyorum bu makinenin özelliği şöyle dön. Seyircilere doğru dönelim. Seyircilere doğru dönelim. Bunun özelliği benim kilo çok hocam. Bunun özelliği akıllı tartı. Bakalım ne yapacak şimdi göstereceğiz ablama. Tartını göstereceğiz ne yapacak?
Belli olacak şimdi. Abla şimdi çıkaralım bakalım ablamı. Evet. Çık şunu... üstüne abla. Çık üstüne. Tut mikrofonu tutayım sen. Ben. Çık abla. Çık abla. Çıkarma çıkarma. Çık. Tutuyoruz. Tuttum ben seni. Tuttum ben seni. Evet. Bakalım ne çıktı. Gel. Ekrana getirelim. Evet. Ne çıktı? Ne çıktı? Kaç kilo çıkmışsın bir bak bakalım. Ne çıktı? 110. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Boş ver. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Ne yazıyor? 110. Ya 110'u boş ver. Ne yazıyor da? Vallahi gözlerim ne görmüyor? Ha pardon, gözü görmüyormuş. Gel sen kızım, yardımcı ol anneye. Anneyi tarttık, bu akıllı tartı. Ne yazıyor orada? Az ye az. Az ye az diyor bak, tartının özelliği o. bak buraya yazdık, az ye az. Çıkıyormuş, teşekkür ederim. Tartının özelliği o, akıllı tartı. Tamam, evet. Şimdi vallahi devam ediyoruz. Aslında hemen indirer ama... Devam ediyoruz. Söyledin. Rabia kardeşim, bizim affına sığınıyoruz. Rabia kardeşimizi bir gösterelim bakalım. Eğer Rabia kardeşim kendine dikkat etmezse nasıl olacak? Şimdi bir normal halini gösterelim. Dikkat etmezsen Rabia kardeş böyle olacaksın. Görüyor musun? Dikkat etmezsen, kilo alırsan böyle olacaksın. Size bunun sonra... resmini çıkartalım, verelim. Buzdolabının üstüne asın. Şöyle buzdolabını her açtığınızda bir bakın. Bir bakın, gerçekten engelliyor insanı. Ben öyle evet. Yaptım. Devam ediyoruz şimdi. Bir başka misafirimiz daha alıyoruz. Evet. Evet. Abi. Dur. Ne olacaksın? Dikkat etmezsen nasıl olacağını gösteriyoruz bak. Böyle kilo alacaksın. Böyle kilo alacaksın. Eşine. Böyle olacaksın. Evet. Çok kötü. Ay çok şişman. Evet. Böyle olsa boşar mısın abimi? Yok. Boşar. Evet. Evet, ablamı da gösteriyoruz bu arada. Ablam. Ay çok kilo iyi değil. İyi değil. Peki. Devam ediyoruz bakalım. Görüntülerimize devam ediyoruz. Şimdi kim çıkacakmış sürpriz? Sürpriz kim çıkacak? Hemen ablamız çıkıyormuş. Evet, kilolu hocam. Halini gördün mü abla? Evet hocam. Çok çirkin. Çok dikkat edeceğiz o zaman. Evet. Evet. Devam edelim. Başka kim varmış? Bakalım kim çıkıyor? Ha, bu güzel kızımız çıkıyor. Bak kilo alırsan nasıl olacağını gösteriyor burada. Gördün mü? Güzel kızımız kilo alırsak nasıl olacağını gösteriyor. Çok çirkin. Bu resmi gözünüzün önüne yapıştırın. Hiçbir şekilde çıkarmayın. O zaman hiç kilo almazsınız. Devam ediyoruz bakalım başka kim çıkacak? Şimdi kimde sıra? Evet. Evet, Züleyha kardeşimiz çıktı. Bakın neredeymiş, nasıl olacakmış. Züleyha çok çirkin oluyorsun kız, sakın kilo alma, çok dikkat et. Evet, şimdi devam ediyoruz. Oo, Menekşe kızımız nasıl oluyormuş? Menekşe de evet, bizim asistanlarımızdan. Menekşe de yeni nişanlı. Nişanlım bunu görmesin hemen, boşar seni nişanlı, haberin olsun. Menekşe görmesin nişanlın. Evet. Devam ediyoruz. Başka kim varmış bakalım? Kim var? Aa ben. Evet Serap Hanımcığım. Ben yani evet. Tam evet. Feridun Bey. Sude'yi değil mi? Doğumdan önceki halime çok bence benzettim. Bence de. O resmi bir bulsak çok da getirsek. Çok benzettim. Evet. Serap Hanım 100 bir doğum kiloydum, yapmadan evet. Önce bir kilo aldı. 100 kilo. Kaldırmak için. Ne olur gel beni bir kaldır diyordu. Yataktan kaldırıyorduk. Gece yarısı uyuyorum böyle. Ne olur. 50 kilo yakın beni kilo beni bir tuvalete aldım. Götürür müsün? Aynen böyle kalkamıyordu yataktan. Böyle bir doğum yaptı. Şimdi bakalım aynen ben öyle. Nasıl görünecekmişim. Beni gösterelim en son. Allah. Ay. Her ay zaman olduğu gibi çok yakışıyor. Senin. Böyle. Evet. Vallahi katmer gıdılar olmuş yani. Ay, evet sevgili mi? Kardeşlerim kilomuza dikkat edelim diye böyle güzel bir espri yapalım Feridun dedik. Feridun Bey fark ettin mi? Bütün hepsinde gözler gidiyor. Gözler küçülüyor. Gözler evet. Küçülüyor. Yanak büyüyor. Gıdı çıkıyor. Böyle hepsinde bir yüz ifadesi çok değişiyor ve daha da yaşlı görünüyorsunuz olduğunuzdan. Evet, kiloya çok dikkat etmemiz evet. Lazım. Bunu kilo söyledikten sonra... Kilo insanı yaşlı gösteriyor. Devam ediyoruz sevgili gerçekten. Kardeşlerim. Şimdi pizza. Yani bir dirhem bir ayıp örtüyor mu, örtmüyor mu bilemem. Şimdi, ayıpları örtüyor mu bilmiyorum ama yaşlı bir, gösteriyor. Şimdi bir bomba daha yapıyoruz kardeşlerim. Hemen bir karışım daha yapacağız. Ya Feridun Bey, hani görünüm de önemli değil aslında. Ben
o çok kilo aldığım zamanlar inanın telefon çalıyordu evin içinde. Telefona gidiyordum, telefonu açıyordum nefes nefese. Gelene kadar nefes nefese ben ömrüm boyunca öyle bir nefes nefese kalmadım. O kalbe nasıl zararlıysa o kilolar, tabii, nasıl sıkıştırıyorsa sadece girişin üstünde oturuyorduk o zamanlar. O girişin üstünde markete gidiyordum, geliyordum nefes nefese giriyordum eve. Nefes nefese yatıyordum, nefes nefese kalkıyordum. Böyle bir nefes alamaz olmuştum yani. Bir günde şöyle iki arabanın kenarından eski kilomda zannedip geçmeye kalktım ama hiç unutmuyorum. O gün karar verdim zaten. O iki arabanın arasında sıkışınca sağa gidiyorum sıkıştım, sola gidiyorum sıkıştım. Arkaya gittim çıkamadım, öne gittim çıkamadım. O gün kilo vermeye karar vermiştim. Evet, şimdi ben size bir metabolizmayı hızlandıran, kilo vermeye yardımcı olan bir karışımda anlatıyorum. Hepiniz evde kolayca bulabileceğiniz hemen. Demin neydi? Karabiberli, limonlu, elmalı, tarçınlı, karanfilli yapmıştık. Şimdi bir litre suyun içine yine bir başka karışım daha yapıyoruz. Lütfen bunları yapınız, çok faydalı. Önümüzde günlerde çıkacak. Çıktı birçok yörede de. Ne bu? Soralım bakalım seyircilerime. Bu ne? Bu ne? Kızıma en son soracağım. Nasıl o bilir? Bilemeyeceğim. Koklayın. Kereviz mi? Değil. Değil. Tam zamanı çıkacak. Nerelisin abla sen? Ben Bursa, Selanik Macunu. Bursa'dan. Ha. 6 saydım. Ben de iyilik okaldım. Şu anda İzmir taraflarında çok var. Ne? Kivi değil de. Değil canım, kivi değil. Sebze, sebze bu. Mantar, sebze. Yer elması değil. Yer elması da güzel bir nimet ama değil. Bilemedim o zaman. Enginar, enginar. İnanılmaz bir nimet. Karaciğere çok faydası var. Karaciğere çok faydası var. Vücutta yağ atıcı özelliği var. Bol bol enginar yemenizi tavsiye ediyoruz. Tam zamanı artık başladı enginarlar. Nasıl alacağız enginarları? Soyulmuş mal alalım. Ben hemen bir şey söyleyeyim. Enginarları lütfen, enginarların en önemli kısmı önümüzdeki günlerde ben size alıp göstereceğim. Kabuklarını kurutmamız lazım. Evet. Enginar kabuklarından çay yapıp içeceğiz. Yeşil kısımları vücudu, çok önemli. Evet, yeşil kısımları çok önemli. Sakın atmayacaksınız. Ben önümüzdeki günlerde size nasıl soyulacak, ne yapılacak göstereceğim. Hazır soyulmuşlarını almayın bence. Böyle çiçek şeklinde olanlarını alın. Diğer birilerini kurutacağız. Kışın çayını içeceğiz. Ben size öğreteceğim. Ne yaptık sevgili kardeşlerim? Anlatıyoruz. Yaklaşık bir adet enginar aldık. Doğranmış enginar aldık. Limonlu suyun içine koyduk ki kararmasın diye. Bir litre suyun içine bir tane enginar koyduk. Papatya. Taze papatya da olur. Papatyalar birçok yerde açtı. Yaklaşık bir fincan kadar papatya koyduk. Sevgili kardeşlerim, bir fincan kadar ada çayı koyduk. Lavanta koyuyoruz kardeşlerim. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar dolu dolu şöyle lavanta koyuyoruz. Evet, bir nimet daha. Bakalım bunu bilecekler mi? Kilo vermede çok faydalı. Vücutta ödem atmada çok faydalı. Bu ne acaba? Bu bitki ne acaba? Çok güzel gösterdi kardeşim. Aynı zamanda bu Feridun Bey baş ağrısına da çok iyi geliyor. Kekik değil. Kekik değil. Abla yeşil bu ya. Keçi boynuz tozu kahverengi oluyor. Madımak gibi bir şey. Madımak değil. Şey ya, ne diyorlar? Kekik değil. Değil. Yoğurt vardı aklımda. Sevgili seyircilerim, bir dakika tut abi. Tabii. Ablamın saatini göstermek istiyorum. Şu güzelliğe bakın. Bir göster, göster abla. Abi sen mi aldın bunu? Yok, yok. Kendisi aldı. Kendim. Çok şahane bir şeymiş ya. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Çok harikaymış. Çok güzel. Evet sevgili kardeşlerim, devam ediyoruz. Bunu bilemediler. Bu ne biliyor musunuz? Funda. Funda yaprağı dediğimiz bir nimetimiz. Kilo vermede çok faydası var. Kesinlikle ve kesinlikle evinizde bulunsun diyoruz. Bunu da yaklaşık bir çorba kaşığı kadar da funda yaprağı atıyoruz. Kilo vermede çok faydalı. Feridun'e yuh olsun bana. Vallahi ben de bilemedim. Ciddi mi? Gerçekten ben bunu biberiye zannettim. O yüzden baş ağrısı böyle geliyor dedim. Ya bu kadar da benim hanım da bu kadar da iyi niyetlidir. Bak başkası olsa söylemez. Ben itiraf ediyorum. Yok, ben olsam söylemezdim yani. Yok şimdiye kadar hep bildim de ben bunu bilemedim.
Ben bunda yaprağı da biberiye benziyor. Evet, aynen öyle. Devam ediyoruz kardeşlerim. 5 tane de kara kuru erik. Biberiye ile ikisini yan yana getir. Evet. Ben bunu biraz çekilmiş hali zannettim bunu. Şöyle göstereyim. Aman yanlış yönlendirmeyin. Funda yaprağı baş ağrısına falan onu bilmiyorum yani. Ama funda biberiye yaprağı da baş ağrısına iyi gelir. Mi? Çünkü vücuttan ödem attığı için o da fayda edebilir. Ama şimdi ne koyduk söyleyelim. 1 litre su. 1 litre suyun içine 1 fincan papatya. Taze de olabilir. 1 fincan ada çayı. 1 yemek kaşığı lavanta. 1 adet enginar. 1 çay kaşığı funda yaprağı. 5 tane de kuru erik attık. Enginar yapraklarını da atsak olurdu buna ama biz böyle bulduğumuz için böyle yaptık. Yapraklarını da atabilirsiniz siz. Yeşil kısımlarını da atabilirsiniz. Yaklaşık 15 dakika kadar kaynatacağız. 15 dakika kadar demleyeceğiz. Sevgili kardeşlerim kesinlikle ve kesinlikle bu da ödem atıcı özelliği var. Ege'de zaten onun yapraklarıyla yemek yaparlar Feridun Bey. Böyle sıyra sıyra yersiniz. Hemen bir tane daha süzelim şunu. Bir tane daha süzelim. Demin neydi bu? Neydi diğer karışımımız neydi? Bu lahana. Elma... Lahanalıyı içireceğiz şimdi tamam. Seyircilerime. Karabiber var, limon var, elma var, tarçın var. 5 tane de karanfil var. Bunu da süzüp gösterelim. Bunu da süzüp gösterelim. Bugün sevgili kardeşlerim... Evet. Karabiberli, elmalı, limonlu, tarçınlı karışımımız. Göreceksiniz tatları da gayet iyi. Mesela bir gün bu lahanalıyı yapalım değil mi? Lahana ile yapalım. Bir gün böyle limonla yapalım, elmalı karışım yapalım. Doğru söylüyorsunuz. Bir gün sadece böyle bir su içelim. Değil mi? Kesin, böyle kendinize kesin, göre kesin, kesin. Değiştirip değiştirip. Kendiniz niyetlendikten sonra hepsi güzel, hepsi yapılabilir. Zaten. Hepsini tavsiye ediyorum. Önemli olan Feridun Bey, hani diyorlar ya her şey beyinde başlar, beyinde biter diye. Beyin çok önemli. Evet. Ya bu kadar kiloyu verirken ben de beynimi kullandım. Senin de çok etkin oldu. Şöyle Feridun Bey de bana hipnoz uyguladı. Onun da etkisi oldu zayıflamayla Doğru. ilgili. Ama beyninizde isterseniz gerçekten zayıflıyorsunuz. Öncelikle istemek çok önemli. Doğru. Şimdi kardeşler bu bombayı açıklayalım mı? Açıklayalım mı? Şimdi ne diyeceğiz? Biz seyircilerime soralım bakalım. Ne diyeceksiniz hemen ne söylüyorum. İyi dinleyin. Bitiyor verin sonra açıklayın. Bakın burası çok önemli. Serap Hanım'ın demek istediği buydu. O diyet, bu diyet olmaz kardeşler. Eğer bu diyetler faydalı olsaydı bu kadar çok diyet olmazdı. Ne olursunuz? En akıllı şey şudur. Bu cümleyi beyninize yerleştireceksiniz. Bir, ben çok akıllıyım. Ben çok güçlüyüm. Allah'ımın izniyle ben sağlıklı beslenirim. Ben bu kiloyu veririm diyeceksiniz. Daha ben kilo veremiyorum dediniz mi veremezsiniz. Siz uğraşmayın. Beyninize devamlı bu mesajı vereceksiniz. Sizi zayıflatacak olan yer beyniniz. Beyninize bu mesajı verin. O diyetlerle, bu diyetlerle kasları bozarsınız, dengenizi bozarsınız, bedeninizi bozarsınız. Kardeşler yiyeceksiniz ama egzersiz yapacaksınız. Ekmek de yemek lazım. Ekmeksiz olmaz. Hiç değilse bir dilim yiyeceksiniz. Yalnız prensipler var. Prensip ne? Bir, sabah kahvaltısını yap. Avucunun içi kadar, avucunun içi kadar fazla olmaz. Tam buğday ekmek olmak kaydıyla ekmek ye. Şimdi çok güzel kendiniz de yapabileceksiniz. Güzel makineleri var. Çok güzel buğdaylar çıkarmışlar. Bütün marketlerde var. Bunu yiyebilirsiniz bu şekilde. Feridun Bey ben böyle bir dönem ekmek yemedim. Sonra biraz meyve de yemedim. Sonra kendimi var böyle çikolata paketlerini açmış. Bir tatlı krizi geçiriyorken buldum. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Ekmek yemediğiniz zaman, meyve de yemediğiniz zaman bir anda böyle bir tamam vücut ona biraz alışıyor ama peki, sonra bir meyve süre sonra yemeyeceksin de C vitamini nereden alacaksın? Yaşıyorsun. Meyve yemeyeceksin, C vitamini nereden alacaksın? B vitamini nereden alacaksın ekmek yemeyeceksin de? B12'yi nereden alacaksın? Kardeşlerim ne olursunuz her şeyi Allah vermiş, hepsini yiyeceksiniz ama ölçülü, kararlı, dikkatli ve beyniniz bu mesajı verecek. Ekmek ama yiyin de ben size her gün bir dilim veriyorum, başka vermiyorum ona göre. Sabah kahvaltı yapın gece güzelce. Gece yemeyeceksiniz tabii. Sabah ekmeğe, güzelce kahvaltı yaptınız. Çorbalardan çok faydalanınız. Bol bol çorba içiniz. Bizim tarhana çorbamız çok güzel. Diğer çorbalarımız sirkeler, çok güzel. Sirkeler çok güzel. Bizim sirkeleri muhteşem, yapın. Muhteşem. Herkese tavsiye ediyorum. Et yemekleri kilo güzel. Sebze yemekleri çok güzel. Memleketim cennet. Akşam kaçta yatıyorsunuz? Diyelim ki 10'da. 4 saat, 5 saat önce kapatacaksınız dükkanı. Çok önemli. Yemeyeceksiniz 4 saat önce. Su içebilirsiniz, çay içebilirsiniz. Çayı şekersiz içeceksiniz. Şekere, tatlılara dikkat edeceksiniz. Bir de biraz sonra göstereceğim egzersizleri. Böyle verdiğiniz kilo sağlıklı olur. Böyle verdiğiniz kilo sizin kalbinizi bozmaz.
Öbür türlü verdiğiniz kilolar kalbinizi bozuyor. Doğru. Hanımefendi zayıflamış. Gayet böyle çıtı pıtı geliyor. Bir geliyor ki kadıncağıza diyoruz ki bir merdiven çık böyle oluyor. Yahu zayıf niye? Çünkü kalp bir kas. Yani et. Kastan yediği için kalp yetmezliğine gitmiş. Ne kadar verelim mesela ayda ne kadar ne kadar normal? Dünya Sağlık Örgütü diyor ki Dünya Sağlık Örgütü. Bir ay içinde? Aşırı kilolulara demiyorum. Aşırı kilolular hızlı verecekler. Onlar 10 kilo verebilirler ayda bir ayda. Bir dakika. Normal, öyle dedi. Normal kilolu olan birisi yani normalden biraz üstünde kilo 4 kilodan fazla verdiniz 5 kilodan fazla verdiniz problem var. Bir daha söylüyorum. O zaman kalp kaslarınız eriyor. Diğer başka kaslarınız eriyor. Kasları erittiniz mi başınıza işler gelir. Yürüyemezsiniz, halsiz olursunuz. Bazı sanatçı kardeşlerimden duyuyorsunuz. İşte bilmem ne kardeşimiz tansiyon hastası oldu. Genç yaşta niye tansiyon hastası oldu? Çünkü aşırı diyet yaptırdılar ona. Tansiyon hastası, bilmem ne kardeşimiz şöyle oldu böyle oldu diyorlar. Lütfen aşırı diyetle bu iş olmaz. Diyetle bu iş olmaz. Senin diyetin buranda, beyninde. Beynin diyecek ki ben çok güçlüyüm. Ben çok sağlıklıyım, ben çok akıllıyım. Allah'ımın izniyle ben bu kiloyu veririm, ben boğazımı tutarım diyeceksiniz. Ha yardımcı bu çayları içeceksiniz. Yardımcı çok özel akupunktur noktalarımız var. Şimdi onları size göstereceğiz. Onları da hepsini size öğreteceğiz. Şunu lütfen da söyleyeceğiz. Değil mi? Bunu da söyleyeceğiz. Hadi bunu söyleyelim. Dur bakalım seyircilerime soralım. Bu? Acaba bu ne? Çok bu kilo vermede şey. Çok faydalı. Evet. Çok tok tutucu bir şey. Bu ne abla? Lahana. Beyaz lahana. Abla bir lahana tutturdun. Geldin lahana gideceksin lahana. Lahana değil. Abi sence ne? Bu altındaki mi? Altındaki. Ama görmeden bir şey diyemem. Canım, görmeden diyeceğim zaten. Göreceğim nohut. Aferin. Nohut. Bak abla nasıl bildi. Sevgili kardeşlerim. Nohutun yalnız bir özelliği var. Böyle hafif çimlendirdik işte. Evet, bu bu inanılmaz bir nimet. Kilo vermede çok faydalı. Dikkat edin. Dikkat edin. Ne yapacağımızı anlatıyoruz. İki bezin arasına bir bardak şey koyduk, nohutu koyduk. Bir gün sonra böyle çimleniyorlar. Şimdi dikkat edin. Bitmedi. Bunu alacağız. Bunu alacağız kardeşlerim. Bir süzgeç koy bana hemen. Bunu güzelce yıkayacağız. Süzgeç şey. Dinleyin kardeşlerim. Bir dakika şey yapalım. Çünkü bazı kardeşlerime bunu tavsiye ettim de diyor ki aa hocam bir şey oldu koktu moktu diyorlar. İyi dinleyin. Buradan aldıktan sonra bunu yıkamanız lazım. Yıkamazsanız kokuyor o zaman. Dikkat edeceksiniz. Çünkü bunu güzelce yıkayalım. Yıkayacağız. Şurada bir yıkayın hemen. İyice şöyle güzelce. Bir de burada seyircilerimize verelim. Güzelce yıkadıktan sonra anlatıyorum ne yapacağımızı. Yıkadıktan sonra kurumasını bekleyeceğiz. Kuruyacak bu. Kuruyacak. İyice kuruduktan sonra bir cam kavanoza koyacağız. Ağzını kapatacağız. Buzdolabında tutacağız. Ne yapacağız? İyi dikkat edin. Her yemekten bir saat, iki saat önce yaklaşık 15 tane buna... Yerken de bunu böyle bir artık ne gibi düşüneceğiz? Zayıflama hapı gibi mi düşünsek? Hap gibi ya hani şöyle hap Hayır. gibi. Hayır. Bir anda benim yağlarımı beni, eritici olarak düşüneceksiniz. Bu beni zayıflatıyor. Dinleyin. Bundan yediniz mi 10-15 tane? Düşünelim. Üstüne bir bardak maden suyu. Bir bardakta su içeceksiniz. Sofraya oturacaksın böyle. En sevdiğin yemeğe bile koysan canın istemiyor. Bunun inanılmaz çok tok tutucu özelliği var. İçinde mineraller var. Dolayısıyla hiçbir sıkıntı çekmiyorsunuz. Lütfen. Yiyorum bunu... yiyebilir miyim şimdi? Yiyin. Hatta seyircilerime de tattıralım. Tamam. Yiyorum. Tadının güzelliğini alın bakın. O hafif çimlenmiş olacak. Çok fazla da çimlenmiş olmayacak. Şöyle birer tane alın yiyin bakalım. Şöyle vereyim herkes şöyle abla herkes sırayla gezdir birer tane alsın herkes yesin. Güzel güzel çok güzel tadı. Biraz sonra tadını da sorarım. Tadını soralım da sorarım. Şimdi hemen yiyenler var herhalde. Hemen soralım peki. Hemen soruyorum. Hemen soruyorum. Beğendin mi? Beğendim. Güzel tadı. Başka yiyen burada? Çok güzel. Beğendin. Beğendim. Başka yiyen? Feridun Bey neye benziyor biliyor yedik musunuz? Hani okulların önüne nohut satılırdı ya. Ben taze çok nohut işte o nohut. Aynı nohut o işte ya. Evet. O onun tazesi bu da onun kurusu. Biz onu taze ettik. Doğru. Nohuta benziyor. Fındık gibi fındık gibi. Fındık gibi doyamadık. Kaç ama bir daha söylüyorum. Bunu güzelce yıkadıktan sonra kurutup kavanoza koyup dolapta saklayacaksınız. Her yemekten önce
10 tane 15 tane yiyeceksiniz. Üstüne bir bardak su, bir maden suyu içeceksiniz. Sofraya oturduğunuzda canınız bir şey istemiyor. Şimdi size bir şey daha yapıyorum ki, bir şey daha yapıyorum ki bu da kilo vermede çok faydalı. Ne faydalı? Ne faydalı hemen? Hemen gösteriyorum kardeşlerim. Bunu da lütfen yapınız. Faydasını göreceksiniz. Şimdi reklama gitmek zorundaymışız. Reklamdan sonra açıklıyoruz. Çok güzel bir karışım var. Çok özel akupunktur noktaları gösteriyoruz. Kilo vermede çok faydalı. Ta peygamberimizin zamanından itibaren gelen bir püf noktası anlatacağım size. Peygamberimizin zamanında öyle değil. Çok acıkıyorlarmış. Yemek yok. Karınlarına ne koyuyorlarmış da kilo zayıflam ne koyuyorlarmış da açlıklarını bastırıyorlarmış? Taş koyuyorlarmış. İşte o taş ne yapıyormuş? Burada çok özel akupunktur noktaları var. Ona basıyor çünkü. Karınlarına taş bastırıyorlarmış. Açlığını gideriyormuş. Ben de siz acıkınca karnınıza nasıl taş basacaksınız onu göstereceğim. Peki nasıl? Ben de korseyi sorayım o zaman. Korse de böyle karnı sıkıyor. Ya öyle korse değil. Onun noktaları var. Noktaları göstereceğiz. Şimdi tamam. Noktalara gidiyoruz. Ama korseyi sorayım. Reklamlardan sonra buradayız. Seraf Hanım da korseyi soracak mı? Sor bakalım Seraf Hanım. Reklamlardan sonra buradayız. Gülsüm Hanım hoş geldin. Sakarya'dan arıyormuş bizi. Gülsüm Hanım hoş geldin. Gülsün Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Şifre neydi? Şifre neydi? Nisan. Bildiniz. Bildiniz. Teşekkür ederim. Kaç numara istiyorsunuz? Kaç numara istiyorsunuz? 37 numara istiyorum. Düz mü spor mu? Düz numara, düz şeyi. Güle güle kullan. Önden lastikli olsun. Güle güle kullan. Oldu canım, sağ ol, teşekkür ederim. Bir şey değil canım, güle güle giy. Bir Tokat, telefonumuz daha var Tokat, şimdi. İkinci telefonumuz Tokat'tan. Ahmet Camcı Tokat'tan. Ahmet Bey hoş geldin. Ahmet Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Şifre neydi? Şifremiz Nisan. Yalnız adreste bir yanlışlık var. Ben İstanbul Ümraniye'den arıyorum. Peki İstanbul olur düzeltiriz şimdi. Tamam düzeltelim. Tamam. Hemen düzeltelim. Kaç numara istiyorsun? Kaç numara istiyorsun? 43 numara. Güle güle kullan. Teşekkür. Yalnız bizim hanımda da bir topuk dikeni rahatsızlığı var. Ona da bir ayakkabı verebilir misin acaba? Bir tane verebiliriz. Bir tane verebiliriz. Evet, bir başka telefon alalım. Ahmet abimize teşekkür ettik. Teşekkür ederim. Diş yok oldu. Hatice Hanım hoş geldiniz. Hatice Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şifre neydi? Nisan. Bildiniz, teşekkür ederim. Rica ederim. Kaç numara istiyorsunuz? 37 numara. Düz mü spor mu? Düz. Güle güle giy. Teşekkür ederim. Güle güle giy. Güle güle giy. Bütün Antalya'ya selam söylerim. Evet. Teşekkür. Ablama teşekkür ederiz. Çok güzel bize yardımcı oldu. Ablam, canım ablam. Şimdi bu ablamı acaba zayıflaması için çok özel akupunktur noktaları göstereceğiz. Acaba bu taşla nasıl faydalanacağız? Hepsini anlatacağız. Özel akupunktur noktalarıyla beraber nasıl hareket yapacağız göstereceğiz. Karnımıza taş mı basacağız? Ama reklamlardan acaba? Sonra buradayız. Şimdi reklamlar. Evet, Serap Hanım'ın pizzasını yediniz mi? Evet. Çok güzel olmuş, eline sağlık. Şimdiye kadar böyle bir şey biliyor muydun? Hayır. Yapacak mısın? İnşallah. Çocuklara faydalı mı? Evet. Hocam ben pizza hiç sevmiyorum. Peki bunu sevdin mi? Tadına bakmadım. Ya adam bir dener ya, zehir mi bu? Tövbe estağfurullah ya. Sonra bak ne kadar güzel gözünüzün önünde hazırladık. Gördüm, güzel. Hani piyasadakiler belki... Bakanlara soralım Feridun Bey. Evet. Çok güzeldi. Güzel idi güzel, değil mi? Çok güzeldi, güzel. Bak güzel idi, sen anlamadın gitti. Güzel olmuş. Elinize sağlık. Sağ elinize sağlık. Teşekkürler ederim. Afiyet olsun. Harikaydı, çok güzeldi. Ben yapıyorum, kızartıyordum ama bu daha güzel olmuş. Yok çok güzel.
Beğendiniz. Peki. Sevgili kardeşlerim, bu pizzayı muhakkak tavsiye ediyoruz. Evet evet. Şimdi lütfen yapmak istedim. Şimdi size. Bir de sabah kahvaltısında çok güzel olur Feridun Bey. Bir sabah kahvaltısında böyle bir geçiştirebiliriz yani karnabahar pizzasıyla. Doğru. Sabah kahvaltısı da olur, öğün de olur. Öğün çok de güzel olur, öğün tabii, de olur. Evet, şimdi evet, sevgili hadi. Kardeşlerim, şimdi size geldik bugünkü programın en önemli noktasına. En önemli bölümüne. Nedir bu? Nedir? Size çok özel akupunktur noktaları gösteriyoruz. Zayıflık Peygamber için. Efendimiz zamanında biliyorsunuz kıtlık var, açlık var, bir sürü sıkıntılar var. Sahabe acıktığı zaman, hikayesini uzun anlatmayayım şimdi. Acıktığı zaman ne yapmalarını tavsiye etmişler? Karınlarına böyle taşlar koyuyorlarmış, bağlıyorlarmış, taş bağlıyorlarmış karınlarına. Ve bu şekilde açlıklarını bastırıyorlarmış. Acaba nasıl oluyormuş? Sevgili kardeşlerim, bunu inceledi ki bir kitapta gördüm bunu da, o yüzden size de anlatmak istiyorum. Bakın burada bir sürü akupunktur noktaları var. Tam karın bölgesinde. İşte siz bu noktalara baskı uygularsanız sizin açlığınız gidiyor. Nasıl? Şimdi hemen anlatalım. Hemen anlatalım kardeşlerim. Göbeğinizle iman tahtası arasında, göbeğinizle iman tahtası arasında noktalar var. Bakın gösteriyorum. Şurası iman tahtanız, şurası da göbeğiniz. Bu noktalar var. Bu noktaları ta aşağı kadar, kasınıza kadar iniyor. İşte siz karın bölgenize taş bağladığınız zaman buralara bağlıyorsunuz. Bu noktaları uyarmış oluyorsunuz. Ve dolayısıyla kilo vermede çok faydası var. O zaman ne yapacağız biz bu noktalara? Üç parmağımızla böyle bastıra bastıra, şöyle hafif hafif oturduğunuz yerde de yapabilirsiniz. Oturduğunuz yerde de yapabilirsiniz. Burası. Nasıl yapacağız abla? Tam iman tahtasını göbeğinin arasında. Evet. Şöyle canım ablacığım, bak şöyle üç parmağını tut. Böyle bastıra bastıra masaj, evet, yapacaksın. Evet. Bir söylesene, sen kaç kilo verdin? Ben 7 kilo verdim bu ara. 2-3 ay içinde 7 kilo nasıl verdim. Nasıl verdin? Ne yaptın yani, da verdin? Devam jimnastik yaptım. Devamlı yani ayaklarımı, kollarımı. Bir de ne yaptın? Bizim akupunktur noktalarına masaj yapmış. Bir de sirkelerinizden yaptım içtim. Duyuyor musunuz kardeşlerim? Bakın çok 7 kilo vermiş yalnız. Ablam. İnşallah verecek. Şimdi biz ona o bir başka... O sirkeler bana da kilo verdi. Bir başka noktalarda... Çok etkili. Ne sirke, yani ne sirkesi? Bütün sirkeleri burada da içtik. Burada içtiğimiz sirkeler bile bende çok etkili. Sevgili oldu. Kardeşlerim, yarın sizlere bugünkü programın devamı olarak kabızlığı da konuşacağım. Beni affedin, eğer kabızsanız katiyen kilo veremezsiniz. Önce bağırsaklarınız güzel çalışacak. Yarın da size bağırsaklarınızı güzel çalıştırın, neler yapmamız lazım onları söyleyeceğim. Bu akupunktur noktaları bağırsak çalıştırmada da çok faydalı. Şimdi bakın, bastırıyoruz karnımıza. Saat yönünde hafif hafif masaj yapıyoruz şöyle şöyle. Harikasın. Biraz altına. İman tahtasıyla göbeğimizle kasığımıza kadar iniyoruz kardeşlerim. Hafif hafif bastıra bastıra masaj yapıyoruz. Lütfen bu noktaları sakın unutmayınız. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Ben devamlı depresyon hapı kullanıyordum. Şimdi hiç içmiyorum hapları. Başımı da geçiriyorum. Sizin bu ankapın noktalarınızdan. Harika, hiç şimdi kullanmıyorum. Çok rahatım. Uyuyorum da. Gördünüz mü? Ne kadar güzel. Ne kadar yani, güzel. Yani doktoru bile bıraktım yani. Bir de üstüne kilo verdiniz. Uykusunu da çok güzel yapıyormuş. Depresyon ilaçları. Neden? Bağırsaklarınız güzel çalıştığı zaman depresyona çok faydası var sevgili kardeşlerim. Birçok araştırmalar yapılmış. Depresyon hastalarının hepsinde bağırsak sorunları çıkmış. Ama bağırsaklar güzel çalışınca depresyondan da kurtuldu. Ablam işte en güzel örneğe bakın. Depresyon şey için hap kullanıyor, bağırsak için. Onu da bıraktım. Bakın hem bağırsağı için hem depresyon için ilaç kullanıyormuş. Depresyon ilacını da bırakmış, kabızlık ilacını da bırakmış. Şimdi biz bir noktalar daha göstereceğiz. Bu noktalarda unutmayın, size öğrettiğim şey. Bir, iman tahtasından göbeğine kadar, göbeğinden kasığına kadar buraya masaj dedik. Çok önemliydi, sakın iman etmeyin. Şimdi çok önemli bir noktaya daha geliyoruz. Şöyle tut Berna'cığım. Anneciğim, şöyle hafifçe dön, sen de gösterelim. Kardeşlerim, ne olur bu noktayı unutmayınız. Bakın şuradaki bir nokta. Kilo vermede çok faydalı. Gösteriyorum şu boşluk, bakın şurası. Devam ediyoruz, bakın burada bağırsaklarımız ve midemizin olduğu bölge var. Bu bölgeye yapacağınız masaj. Hemen onu da göstereyim abla, şöyle dur. Evet, burası. Ne güzel, mesela televizyonun karşısında otururken değil mi? Hiç. Şöyle korkmayın, masaj. Burada başka noktaya basarım da bir şey olur diye korkmayın. Kulağınızın tam
deliğinin karşısındaki bölgeyi bolca masaj yapın. Al parmakların arasına abla. Buraları böyle 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 masaj yapın. İnanın çok faydası var. Çok faydası var. Çok faydası var. Şimdi devam ediyoruz. Bir dakika abla, göstereceğim bir nokta daha. Bakın burada da ağız bölgesi var. Ben çok atıştırmak istiyorum diyorsanız hani yaramazlık yapma. Yaramazlık yapma çocuğum, kulağını çekerim dersiniz. Kulak memesini tutarsınız ya. Siz de midenize diyeceksiniz ki, ağzınıza diyeceksiniz, yaramazlık yapma. Fazla yemek isteme bakayım deyip şöyle kulağınızı tutup memesini şöyle şöyle okşayınız. Memesini, kulak memesini tam küpe taktığınız bölgeyi şöyle şöyle okşadığınızda bakın burada da ağız bölgesine akupunktur yapmış oluyorsunuz. Lütfen bu noktaları unutmayız. Ne dedik? İman tahtasından başladık, daha kasa kadar indik. Kulaklarımızda 3 tane nokta gösterdik. Bir tanesi bu üst nokta, orta nokta ve kulak memesi. Ne olur bu noktaları yaptığınızda çok fayda göreceksiniz. Bir de ben size her gün sabah yaptırıyorum ama biraz daha fazlasını göstereceğiz. Ben Hanımcığım gel bak, beraber. Bak Feridun Bey şunu bir hanımefendi bak, böyle yapıyormuş. Ablam da gösterelim. Ablam da gösterelim. Özür dilerim. İman tahtasıyla, iman tahtasıyla göbeğine kadar, göbeğinden kendi kasına. Kendi yapıyormuş zaten. Bakın ne güzel, ne güzel elbisesinin bu fitili. Elbisesinin bu fitili gördüğünüz gibi kardeşlerim. Burada da noktalar var. Bakın bunu gayet güzel yapabiliriz. İşte bu noktaların olduğu yere şöyle 3 parmağını bastırarak masaj yapacak. Dur yavaş bastır ya. Ablam da tam etkilesin diye öyle bir basıyor ki. Şöyle şöyle hafif hafif de masaj yapacak oraya. Şöyle şöyle masaj yapacak. Bunun dışında oturduğumuz yerde egzersiz yapalım. Peki biraz önce kendi yaptı mesela, şöyle bastı çekti. O da bastı, güzel. Çekti, o da bastı, güzel. O da bak, doğruydu. Şu o da doğru. Mu diye onu sormak doğru. Istedim. O da doğru. O da doğru. Bu. Yarın bu. Onları böyle da göstereceğiz. Böyle. O da bağırsakları çok çalıştırmada faydalı. Kabızlık gidermede faydalı. Yarın o noktaları da göstereceğiz. Yarın ayak tabanlarını da göstereceğiz. Şimdi ben size oturduğumuz yerde nasıl hareketler yapacağız? Evet. Her gün sabah gösteriyorum. En çok kilo nerede? Dikkat edin, hep burada. Evet. Dikkat edin bak burada. Görüyorsunuz hep karın bölgesinde. O zaman karın bölgesinde neler yapacağız? Ne olursunuz bunları oturduğunuz yerde televizyon seyrederken yapın. Eğer incelmesi o zaman söyleyin. Yalnız sizden bir isteğim var. Mezruyla bir ölçün şöyle şeyinizi, göbeğinizi. Ondan sonra 10 gün yapın. Eğer 10 gün sonra benim dediklerimi yaparsanız 4 ila 3 santim arasında gitmezse o zaman söyleyin. Ne yapıyoruz? Ellerimizi ensenize koyun. Hadi. Her gün sabah yaptırıyorum ana. Hadi. Ama en az 25'er tane yapacağız. Gidebildiği kadar sağa benimki git. Benimki gelmiyor mu? Gidebildiği kadar sola git. Sağa git. Sola git. Sağa. Sola. Sol. Ben o mikrofonu alayım kardeşim. Sol. Hadi. Bolca kaç tane yapacağız? Önce sol. Yavaşla başlayın. 25 ile başlayın. 25 ile başlayın. Olduğunuz yerde bakın. Dönme için hareketi. Çok etkili. Seyircilerim de siz de yapın. Boş durmayın. Ne güzel faydası var. Gidebildiği kadar sağa. Gidebildiği kadar sola. Kaçar tane? 25'er tane. Bakın dikkat edin. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ikinci harekete geçiyoruz. İkinci hareket. İyice eğil sağa. İyice eğil sola. Beli inceltin. Sağa. Sola. Belini inceltmek isteyenler. Belinin kenarında kalınlık var diyenler. Oturduğunuz yerde kardeşler bakın. Sağa. Sola. Sağa, sola, sağa, sola. Çok faydası var. Ne yaptık? Birinci hareket neydi? Sağa döndük, sola döndük, sağa döndük, sola döndük. Sağa eğildik, sola eğildik. Sevgili kardeşler, oturduğunuz yerde bak dikkat edin. Döndük. Bunu ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi. Bir de böyle böyle duruyoruz bak. Tamam şimdi. Böyle duruyoruz, elleriniz yanda. Sağa eğil, sola eğil. Sağa eğil, sola eğil. Bunu yapıyorum ben sağa, sürekli. Sola. Harikasınız. Ama en az 25-30 tane 50-100'e kadar yapınız. Ne kadar çok yaparsanız o kadar faydası var. İyice yakacaksınız buradaki yağları. Bakın bir güzel hareket daha gösteriyoruz. Ellerimiz havada, ellerimiz havada. Şimdi iyi dinleyin. Burası önemli. Aşağı doğru eğeceğiz. Eğerken ellerimizi yere değeceğiz. Değerken nefes vereceğiz. Ben bir yapıp göstereyim. Bakın böyle. Aşağı değdim. Tekrar yukarı çıkacağım, iyice geriye. İyice geriye. Bacaklarınızı açtınız mı? İyice öneye bacaklar açtık. Açık. Aşağı değdik. Değdik. İyice değdik. Geriye. Değdik. Öne. Eğdik. Geriye. Evet. Harika yapıyor. Ablalarıma bakın bir gösterin ablalarım. Harikasınız. Evet. Öne. Ver nefes. Geriye nefes al. 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 Sevgili kardeşlerim,
En az. Ay. En az 25-30'da başlayınız. 50'ye 100'e kadar çıkınız. Eğer kilonuz zayıflamazsa o zaman söyleyiniz. Eğer göbeğiniz erimezse o zaman söyleyiniz. Bakın 3 tane basit hareket gösterdim. Hemen ben göstereyim. Sağa sola döndüm. Sağa sola döndüm. Sağa sola eğildim. Ellerim yandayken sağa sola eğildim. Ellerim havadayken öne eğildim, gittim. Eğildim, gittim. Bakın bu kadar basit mi? İnanın bu kadar basit. Siz bunları bir yapın. Eğer şu göbek bölgenizi eritmezsek o zaman söyleyin. Yarın sizlerle bir ay yapsak değil mi? Her gün bir ay. Yarın sizlerle inşallah kabızlıkla ilgili de konuşacağız. Neden? Çünkü bağırsaklarınız çalışmazsa kilo veremezsiniz. İşte ablam ne güzel örnek bize. Ne güzel söylüyor. Diyor ki ben diyor hem kabızlık için ilaç kullanıyordum onu terk ettim. Depresyon ilacı kullanıyordum onu terk ettim. Ve sizin dediklerinizi yaptım. 7 kilo verdim diyor. Ne olur hepiniz ablam gibi verebilirsiniz. Hepiniz yapabilirsiniz. Bizimki hiç zorlayıcı. Bir sürü paralar dökücü işler değil. Oturduğunuz yerde basit işler yapmakla. Bu gösterdiğim akupunktur noktalarına masaj yaptım. Normalde cevabaya gidemiyordum. Şimdi günde 2-3 kere gidiyorum. Gördünüz mü? Ne güzel. Sistem çalışmaya başladı. Göreceksiniz ablam mum gibi eriyecek. Çok daha iyi olacak. Evet. Yarın sizlerle görüşmek kaydıyla sevgili kardeşlerim. Hepiniz sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşüyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.